Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde acısıyla tatlısıyla bir sezon daha geride bıraktık. Ve hemen transfer meselesine geçtik. Sözleşmesi biten oyunculardan girdik. Bon servisli oyunculardan çıktık. Hakikaten benim diyen kulübün yapamayacağı bir transfer dönemi geçirdik diyebilirim. Hüseyin, Ekin, Kerim, Melih, Ahmet... Hamza, Doğancan, Gökdeniz, Eren, Semi, bir de üzerine son dakikada bu fon geldi. İbrahimovic gitmeseydi tadından yenmeyecekti. Aslında bir iki tane de aklımızda isim kaldı. Hakan Yeşil bunlardan bir tanesi. Ne yaptık, ne ettiysek çok da iyi teklif verdik. Hatta verebileceğimiz en iyi teklifi verdik. Yani bonservisinin yarısı senin olsun dedik. Maksimum imza parası verdik. Yine de. Trabzonspor'u tercih etti yapabileceğimiz bir şey yok aslında şu an aldığımız Melih'le arasında çok da fazla bir fark yok bir de biz haftada bir maç oynadığımız için çok fazla sakatlık falan da olmuyor tabi bu sezon kupada biraz daha yüksek hedefler koyabiliriz kendimize koymalıyız da ama bir taraftan da kan da kaybediyoruz ya şimdi buraya baktığın zaman 11-12 tane transfer var Hatta bir tanesi şu an kesin değil. Neden kesin olmadığına geçeceğiz. 11-12 tane transfer var ama giden çok da kilit oyuncular var. Sami gitti. Ege yerini doldurabilir mi? Ben doldurabileceğine inanıyorum. Ama sol taraf beni biraz endişelendiriyor. Sol tarafı Furkan Emin acaba umduğumuz gibi gelişecek mi? Şu anki performansına bakarsak. Gelişeceğini ummak biraz hayalperest, hayalperestlik olur. 18 yaşında bir buçuk yıldız. Ama hala potansiyeli var. E yerine daha iyi birisini nereden bulacağız? O yüzden bir 6 ay Furkan Emin'le devam etmeyi düşünüyorum. Ama sol taraf beni endişelendiriyor. Orayı bir şekilde kiralık olarak çözmemiz gerekecek gibi. Kaleci gider mi Bilmiyorum. Yani yurt dışından yalnızca serbest kalma bedeli yabancı kulüpler için olduğundan dolayı gitmeyebilir diye düşünüyorum. Yani o seviyede daha iyi kaleciler de bulabilirler bence. Ama daha büyük bir kulübe transfer olup olması gerekip gerekmediğini düşünmeye başladı diyor. Ali Emre Yanar da gidici diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi şöyle bir çıkmaza girdik. Emin Bayram 3 milyon euro, Anlaştık tamam ee, ama o 3 milyon euro bizim için bayağı yüksek bir para ondan sonra bir de Kaan'a şöyle bir bakayım dedim Kaan'la acaba orta yolda bulaşabilir miyiz diye hemen şöyle bir 500 bin euro 500 bin euro bir, bir milyon versek diye düşündüm hatta. 400 versek 900 olur gibime geliyor. Çünkü geçen bölümde Gökdeniz'e teklif yaptık ya 1 milyon euroya kabul ettiler. Şimdi Gökdeniz'e ben şeyden dolayı yaptım. Antalya Spor birincilikte olduğu için Antalya Spor kabul edebilir diye yaptım ama Galatasaray'ın yani 800-900'ü kabul edeceğini hiç düşünmüyordum. Şöyle bir teklif yaptım. 900'e kabul ettiler. Beyler. Şimdi Kaan Aslan 900'e geliyorsa o zaman Emin Bayram mı Kaan Arslan mı sorusu bir daha gündeme geliyor. Bence Kaan Arslan. Neden diye sorarsanız şu an tabii Emin Bayram'ın e, fas özelliğinin yüksek olması çok çok önemli. Çünkü geriden oyun kurabilecek birisine ihtiyacımız var. Ama şöyle baktığımız zaman kararlılığın düşük olması zihinsel olarak çok büyük bir dezavantaj beni de açıkçası potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağı konusunda endişelendiriyor. Çünkü ya geçen sene ya da ondan önceki sezonki Galatasaray kariyerinde Emin Bayram'ı düzenli oynatmıştım. Yine 4 yıldız net 5 yıldız olabilirdi. Hiçbir şekilde potansiyeline ulaşamadı. Önce 3.5 oldu sonra maksimum 3 yıldız net 4 oldu. Ondan sonra 3 yıldızda filan 3.5 yıldızda o civarlarda kaldı bizim için tam bir hayal kırıklığı olmuş demin Bayram. Şimdi öyle düşününce acaba bu sezon Kaan'ı 1 milyon şey 900'e alıp oynatıp satıp gelecek sezon e Ahmetcan Kaplan gibi bir oyuncuya mı yazılsak? Tabii şöyle bir durum da var. E daha Taylan'ı alacağız ama bilmiyorum ki. Bir de şimdi kaleci meselesi olacak ya o da beni endişelendirmeye başladı. Eğer kaleci Olmaz giderse Ali Emre 600 bin euro para değil. Hani bir 2-3 milyon euro para kazansak onun parasıyla başka bir kaleci alırız diyeceğim ama onun ne yazık ki sözleşmesini çok kötü şartlarda yapmak zorunda kaldık. Çünkü elimizde bir koz yoktu. Daha sonra yeni sözleşme imzalarız dedik. Onun da artık Ali Emre imzalamak istemiyor. Sözleşme görüşmelerine başlayalım. Yani bir tane sol bek şey sol beklemişim, Sol kanat bir tane de kaleci problemimiz olabilir. Hal böyleyken Kaan Arslan'ı 900 bin euroya kapatmak bana çok daha mantıklı geliyor beyler. Cebimizde biraz para kalsın ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. O zaman ertelediğim hemen iptal de demeyeyim. Kaan'ın şartları ne olacak bilmiyoruz çünkü. Ama Eminer ...göre daha rahat olacağı kesin. Emine bir de 333 bin euro... Faro'yu ödeyeceğiz. Şöyle ertele dedim. Tamam mı? Ee, Kaan sana bir... ...teklifimizi yaptık. Kaan'ı ucuz bir fiyata alabilirsek... ...hem e, takımda lider olur... ...çünkü Ali Emre giderse takımda lider de kalmayacak. Bir de işin öyle bir yanı var. Hem takıma liderlik eder... ...bu sezon kaptanımız olur... ...Ali Emre giderse... Hem denize liderlik eder, orada e, gelişimini kolaylaştırır. Hem de şöyle defansı çekip çevirecek bir tane oyuncumuz olur. Çok fazla da oyuncu geldim. Yani takım dinamiklerinden takım uyumu Temmuz'da ne olacak bilmiyorum. Herhalde eksiye kadar düşecek. 11 oyuncu transfer ettiğin zaman Allah'tan Hamza ve Gökdeniz bizimleydi. Bu arada Hamza'nın e, Hamza demişim Gökdeniz'in kiralık sözleşmesini iptal ettim. Neden derseniz şimdi hemen iki gün sonra bir iki gün sonra tekrar gelecek ya artık sözleşme görüşmelerini yaptık. Eğer iptal etmeden transfer anlaşması yaparsanız e, kiralık sözleşmesi bittikten sonra geliyor yani bir sezon daha kiralık sözleşmesi var ya gelecek sezonun temmuzunda geliyor o da oyuncuyu satmak istediğiniz zaman sıkıntı oluyor hep çünkü oyuncu hemen transfer olduktan sonra bir daha gel, gitmek istemiyor. Bizim de şöyle bir düşüncemiz var eğer Taylan'ın parasını bulamazsak gelecek sezon Gökdeniz'i satıp e, en iyisi altyapıdan çıkartacağız eğer umduğumuz gibi gelişirse. Kafamızdaki plan bu yani çok fazla faktör var aslında Emin hala e, almak istediğim bir oyuncu bir denemek istiyordum bu sezonda. Çünkü bu sezon Galatasaray'ın hazırlık maçlarında ben Emin'in performansını çok beğenmiştim. Ama şu noktada biraz daha makul olmamız lazım. Yani elimizde şöyle üç buçuk yıldızlık bir oyuncu varken, hem takıma oturmuşken, yani hem de ucuzken kanı kaçırmamak gerek diye düşünüyorum ben. Emin şu an kaç yıldız? İki buçuk yıldız. Yani bu Emin'in üç buçuk yıldız olması en az bir sezon, gelecek sezon sonu, bu sezon sonu olur. Şimdi Çalhanoğlu da gelecek sol tarafa. E Deniz de gelişecek. Nasıl biz Konferans ligine gideceğiz? Yani 4 oyuncudan 3'ü burada gelişim seviyesinde olacak. O yüzden bence Kanun durması biraz daha doğru seçim gibi. Burada en azından Furkan ve Hamza artık bir sezonu geride bıraktılar. Belirli bir seviyeye geldiler. Yani Hamza 4 yıldız oldu, Furkan 3 yıldız. Kısa söyleyeyim 3.5 olur diye düşünüyorum. Egeo bir şekilde orayı toparlar. Ege'nin de bu arada pas tekniği falan çok çok iyi. O da çok güzel katkılarda verebilir, belli olmaz. Gökdeniz tamam, Semih tamam. Furkan'ı kaldırır ya. Yani. Furkan'ı kaldırır. Aklımda kim var? Aklımda Naci var. Aklımda şu Trabzonspor'daki Deniz var. Acaba orada bir transfer opsiyonu var mıydı? Evet. Trabzonspor almış. Trabzonspor almış. 3.3 zaten zorunlu satın alma belirli varmış. Bunu biz listeden çıkartalım. O zaman tek umudumuz Naci. Naci de gelir mi? Hiç bilmiyorum. Evet. Şu anki vaziyet bu. Bir taraftan şey yapıyorum. Hazırlık maçlarını da ayarlıyorum. Buradan niye gösteriyorsam. Levski, Sofia, Ozişek... Şimdi bu şeyleri e, hazırlık maçlarını biraz gelir gider durumuna göre baktım. Çünkü doğru seçmezseniz bütün hazırlık maçlarında eksiye düşüyorsunuz. Harcadığınız para gelir var. Artıya geçen takımları seçtim. Onlarda da tabii her zaman için çok e, zorlu takımlar olmadı. Atletik Bilbao ücretsiz Allah'tan. Leeds United maçında eksiye düşüyoruz gelir gider bakımından. Giderlerimiz gelirlerimizden daha fazla ama bir zorlu bir takımla oynamak istedim Leeds United bizim için güzel bir tecrübe olabilir bir de Fenerbahçe var sonrasına bakarız evet şimdilik vaziyet bu birkaç gün ilerleyelim artık bir Temmuz gelsin biz de önümüze, önümüzü görelim artık yavaş yavaş pilot kulüp talebinde bulunsak iyi olacak gibi gözüküyor onu da bir Temmuz gelsin bakalım da Temmuz'da isteriz. Yolumuza devam edelim. Evet, Atletik Bilbao hazırlık maçı teklifini reddettim. Yolculuk süresine ek olarak Atletik Bilbao Ordu ile hazırlık maçı yapmanın yararlı olacağını düşünmüyor. Bu biraz üzdü tabii bizi. Ama biz de geçen seneki Altın Ordu değiliz. Gitgide gelişiyoruz. Şimdi şuraya o zaman bir tane daha hazırlık maçı eklememiz lazım. Şöyle kimi seçeceğiz? Şimdi az önce demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela Slovan, ücret 25 bin gelir 18 bin, eksi deyiz. 13 bin sıfır. Burada artıya çıkmak da kolay değil de, hem biraz itibarlı bir takım olacak. E, itibarlı takım olduğu zaman ücret yüksek oluyor. 7.000 bin eksi de. Valla aralarında yine en iyisi bu gibi. Şey kaç bin eksideydi? 18 bin. 7 bin eksi de bu da. Tam o zaman bir de şunla yapalım bakalım. Bu biraz iyi olmadı. Niye yerli takım yok burada ya? Yakın çevrede şeyde olanlar Freiburg 13 bin eksi. Adana Demirspor. Adana Demirspor'da artıdayız güzel. Schalke. Ne yaparsak yapalım kurtarmıyor. Stadyum mu dolmuyor? Kapasite düşük olduğu için mi anlamadım. O zaman Adana Demir Spor yapalım. Yani çok da eksiye düşecek halimiz yok. 2000 euro 2000 eurodur diyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi Kaan'ın sözleşmesine. Önemli oyuncu peki. itirazımız yok. Evet. Görüşme konusunda çok istekli. Tamam. 225 bin. 300 300.000 Euro'dan 100 bin Euro karımız olacak. Emin Bayram'la kıyaslandığında. Minimum serbest kalma koymayacağım. Satış bedelinden pay koymayacağım. Küme düşersek bedavaya gidebilirsin. Bu sezon Konferans hedefimiz var. Bunu hemen kanına da şöyle bir empoze edelim. 5 gol 5 asist helalinden veririm. Ee, hadi 9000 9.900 olsun. İkisinde de 10'a 10 çıkarsan helalinden bir 14 bin daha veririm. Yıllık maaş artışı vereceğim yüzde beş. Ondan sonracığıma. Yeter herhalde ya. 200 bine sar. 1000 euro da fazladan şey vereyim. 236 dedi. 208'e bu iş. Tam Tamam 218'e sar. Çok da aslında kötü de teklif vermedik ama biraz şey temsilci sabırsız. Yine de 218 bin euro makul. Kaan da yani şaka maka boş oyuncu değil. 3,5 yıldızlık bir stopere ihtiyacımız var orayı bir toparlasın. Deniz yani deniz 3 yıldız olmuş 2,5 yıldızı 3 yıldıza çıkmış. Oo markaj onu olmuş beyler. Evet markaj onu olmuş. Yalnız işte burada asıl sıkıntı bu. Yani Kaan'ın da tekniği zayıf, Deniz'in de tekniği zayıf. Orada işte Emin olsa biraz orayı toparlayacaktı ama Emin de işte umduğumuz seviyeye çıkabilecek mi ben hiç emin değilim ya. Biraz kararlılığı olsa Emin'in karakteri ne? Emin Bayram. Dengeli. Bilmiyorum ki. Şuraya baktığımız zaman kararlılık özelliğinin iyi olmamasından dolayı bazı durumlarda isteneni, isteneni veremeyebiliyor. Şimdi bu büyük maçlarda etki edebilecek bir özellik. Bu gelişimde etki edebilecek bir özellik. O yüzden bence Kaan'ı alalım biz. Tamam mı? Bu sezon oynasın, gelecek sezon iyi bir fiyata satar. Yerine benim aklımda Ahmet Can var. Ahmet Can'a ne maaşımız yetiyor, ne Ahmet Can gelmek istiyor. Konferans Ligi olmadan Ahmet Can zor. Ama 6 25 bonservisli gelecek sezon kiralayabilirsek of çok güzel olur. Düşünsene. Çalhanoğlu, Deniz, Ahmet Can, Taylan. Yavrum benim. Hiç fena bir geri dörtlü değil. Hadi bakalım devam. Renden bize bir iş görüşmesi var. Tabii ki e, büyük bir onur. Avrupa'da giderek cazibemiz artıyor diye düşünüyorum. Türkiye'den şu ana kadar bir teklif almadık. Bir ara Galatasaray dedikodusu oldu ama hemen mevzuyu bastırdık. Çünkü Altın Ordu ile yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Daha kulübün temellerini yeni yeni atmaya başlıyoruz. Hatta atamadık bile. Yani ekonomiyi belirli bir duruma getirsek tesislere gireceğiz. Ondan sonra Cemaat Stadyum'a gireceğiz. altyapıda personelleri komple düzelteceğiz. Aynı şekilde as takım içinde de değiştirmek istediğimiz bir sürü personel var. Daha gidecek bir sürü yolumuz var yani. Teşekkür ediyoruz kendilerine ama cevabımız hayır. Evet bölüme güzel bir haberle başladık. Gökdeniz meselesi tamam. 299 bin euro yıllık maaş kesinlikle değer. Takımın yıldız oyuncusu serbest kalma bedeli yok. Vallahi ne kadar kazandırır bize bilmiyorum ama hakikaten gelecek sezon pek çok al yani Emircan'a çıktıysa göktenize de kesinlikle çıkar daha 22 yaşında. Hadi bakalım hayırlısı. Şu an zaten 4.5 yıldız gözüküyor beyler. Şaka maka 4.5 yıldızlık oyuncu alıyoruz. Evet. Ren'in teklifini neden reddettiniz diye soruyor. Ben kulübümden ve halimden memnunum. Burayı bırakmayı hiç istemiyorum dedim ve başkana yanladım. Hadi bakalım. Evet, gökdeniz geldi. Şu an 4 yıldız, 4,5 yıldız olabilir gibi gözüküyor. Yani bir yarım yıldız daha gelişebilir. Çok çok iyi olur. Hadi bakalım gökdeniz. Umutlarımız çok yüksek. Fena değiliz beyler. Şu çapraz güzel. Şurası güzel. Ege kurtarır. Tamamıyla soru işareti. Şu üçlü, şu dörtlü artık Çalhanoğlu'nu da ekliyoruz buraya. Fena değiliz. Fena değiliz. Hadi bakalım. Evet. E, Gökdeniz'in basın toplantısına girdik. Taraftar koca sezon boyunca Gökdeniz'in bon servisini al al diyordu. E, taraftarları nasıl coşturacağını bilen bir oyuncuyu takımımıza kazandırdığımız için mutluyum. Hakikaten taraftarları coşturdu diyebiliriz. Devam. Evet Ömer'i de kiralık olarak gönderiyoruz hafif bir düşüş içerisinde ama sezon bittiği için normal karşılıyorum. İnşallah güzel gelişimine devam eder. Kararlılığı düşük olmasına rağmen, azimsiz olmasına rağmen geçen sene gayet güzel gelişmişti. Valla mentorluk faydalı olmadı. Hep azimsiz kalacak gibi gözüküyor ama bakacağız. Kabul et diyoruz. Maç raporunu hazırlat diyoruz. İsmail yine reddetti. Allah'ım ya Rabbim ya. İki tane Fenerbahçeli oyuncu var. Biri gidecek gerçi. Thiago'yu ıı, şey Eren geldikten sonra göndeririz çok fazla oyuncuyu öldürmenin alemi yok zaten e, geçen sene de çok fazla oynamamıştı onu göndeririz e, İsmail gelse onun yerine çok iyi olurdu da Fenerbahçe'yi ne yaptı kardeş kulüplüğünü canım gerçi Fenerbahçe'nin burada suçu yok İsmail'in suçu var bilmiyorum bir tane de savaşçı orta saha bulmamız lazım evet altın ordu için kara bir gün İbrahim emekli oldu. Bize inanılmaz bir sinerji katmıştı. Büyük umutlarımız vardı. Gökhan'la birlikte çok güzel bir ikili olacaklardı diye umut ediyorduk. Ama her şeye rağmen gitmeden önce bize Gökhan'ı kazandırdı. Yani bilmiyorum ya. Hala çok taze acımız. Hala çok üzgünüz. Kiralamaya uygun değil diyelim de. Saldırmasınlar şimdi. Tamam. Yalnız bunların hepsini izliyorlar beyler. Mehmet filan. Bunların hepsini kiralanmaya uygun değil diyeceğiz. Enis. Enis'e bir yeni sözleşme önerelim bari ya. Şu an Enis yani kiralanamıyor bile. Nasıl bir statüyle imzaladıysak artık? Geç. Selma'na filan ilgi var mı? Selma'na da var kiralamaya uygun değil de yedeklerden Bedirhan aslında olabilir de Tansu kiralık gitmeyecek. Uygun değil diyelim. Tamam yavaş yavaş da şöyle bir kadroyu artık ayarlasak iyi olacak gibi. Giden oyuncular var. Hemen yerine yerlerini yenisini koyalım. Yağız gel bakayım buraya. Tamam mı? Bir tanesi bu ilgilenen var mı? Var. Uygun değil de geç. Şimdi asıl mevzulardan bir tanesi de şu. Acaba Serhat'ı az takımda oynatabilir miyiz? Bence Serhat kurtarmaz ya. Bela kaleci yani. Öyle oynatarak geliştirilecek bir oyuncu değil. Yani şöyle diyeyim. İki buçukken kaleci buraya koyup hadi sezon sonuna kadar oynaya oynaya gelişir dersek biz sezon sonu kendimizi birincilikte bulabiliriz. O yüzden bilemiyorum yani şu an. Cihan gel buraya, şunu da halledelim. Hepsine ilgi var ya, hepsini tek tek ayarlamamız gerekecek. Cihan, Selman, Yakup, Yunus gidecek. Yunus yerine Tansu geliyor. Tevfik yerine tamam. Te Muhammed sana da mı ilgi var ya? Tamam sana ilgi yok. Buraya kim geliyor? Serdar Kara. Serdar'a da yoktur muhtemelen. Tamam Serdar'a da yok. Enis Mehmet. Mehmet'e baktık mı? Tamam Enis Mehmet. Enis'in zaten ayarlanmıyor. Gökhan ve Mehmet'i ayarladık. Kaleci'nin de yoktur zaten. Nerede Kaleci? Burada. Evet bu sezonki kadromuz bu gibi gözüküyor. Şöyle bir de kaydedelim. Şöyle bir de kaydedelim. Takım seçimini kaydet. Az takım dedik miydi? Bir daha rahat ederiz. Şimdi. Başka burada gelişme. Patrick Vieira e, Ren'den teklif aldı. Bak önce Patrick Vieira yerine bize geldiler. Ha. Bu tabii ki büyük onur. Patrick Vieira'nın profil de profil yani Bordo'dan Rene Güzel bir geçiş olabilir Arsenal Uğurcan'la sözleşme imzaladı 24-500 Güzel para Bakalım oynayacak mı bu sezon Ama nasıl oynayacak şey sattılar mı Ramsdale'e Ramsdale gitmiş galiba Yo duruyor Nasıl bir lüksse 199 ile 239 milyon euro arası değeri var Kaleye Matt Turner'ı oynat. Bu hazırlık maçı filandır. O yüzden olmuştu. Yoksa mümkün değil. Uğurcan'ın kaderi yedek kalecilik galiba ya. Remzel varken az takımda oynaması mümkün değil. Evet. Azıcık da güzel haberlerimiz olsun. İbrahimovic'in gidişiyle yıkıldık ama yerine bir efsane daha geliyor. Şu Mertens'i bir ekleyebilirsem çok memnun olacağım da. Nasıl ikna edeceğiz? Mertens, kaçma. Manzukiçe bir daha ha, önümüzdeymiş zaten. Ya da vardı. Vardı de olur ya. İşte bir itibarımızı bir tık arttırabilsek çok rahat edecektik. Ne yaptık, ne ettikse olmadı. Bir Temmuz gelsin bari de. İyice boşa çıktıkları zaman belki kendilerine gelirler. Kelli'nin ne yapıyorsun? Bak ufak 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 yola geleceksin. Başka çaren yok. <laughs> Hadi bakalım devam. Şimdi bu fon geldi. Şey tamam dil kursuna gönderdik. Antrenörlük kursu tamam. 2.5 başlayacak. Peki biraz daha gelişene kadar İsmail buraya da girsin. Çok fazla bir düşüş olmasın ama kısa sürede toparlayacak diye düşünüyorum. Ben çünkü 7.7 başlıyor. C'den başlıyor değil mi? Bakayım. Allah Allah. Kaleci de yazmıyor mu? Kaleci de yazmıyor ama kursa gönderebiliyoruz. O konuda sıkıntı yok. İyi madem tamam. Bakalım nerelere kadar gidecek. Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray kariyerini de hatırlıyorsunuz. 19 yaş altında başlatmıştık. Mustera ile Buffon ikisini birlikte almıştık. Sonra biz Leicester'a gidince Galatasaray bu fonu az takıma çıkardı Yani öyle Güzel gelişti İnşallah burada da öyle olacak Kiralıkta yine giden oyuncular var Bunları tek tek göstermiyorum artık Ama asıl bomba burada Kaan Arslan meselesi tamam Aa, 900 bin euro Kaan'a değer beyler Kaan'a değer Gelecek sezonda üzerinden para kazanır mıyız Kazanırız 2'ye 3'e satarız en kötü ihtimalle Bence iyi bir transfer oldu ya. Şimdi normalde 2 milyon falan ödeyecek olsak benim içime sinmezdi. Ben yine Emin bayramı alsak daha iyi olur derdim ama 900 bin euro içime siniyor. Emin de 3 milyon euro eder mi? Bu kararlılıkla biraz zor ya. Teklifi geri çek dedim. Haydi bakalım hayırlısı olsun. Beyler bu fonda C lisansını bile almamış. Yani lisanssız hali 7-7. Var ya inanılmaz bir kaleci antrenörü olacak görürsünüz. Bir de yanına kupayı alabilirsek hakikaten harika bir ikili olabilirler. Devam. Transfer harcadığımız parayla yeni bir rekor kırdık. Toplamda 7.25 diyor. Vallahi o kadar harcadık mı? Bir de emini alsaymışız demek ki neler olacakmış. Ama her şeyi aldık ya. Beyler bütün ihtiyaçlarımızı bu oyuncuların hepsini nasıl tamamlarız dediğimiz herkesi özellikle Kaan ve Gökdeniz bizim için sürpriz yumurta gibi bir şey oldu. Gökdeniz'e 4 milyon, Kaan'a 2 milyon nereden bulacağız derken ikisinin toplamını 2 milyon euroya aldık değil mi? Bir de taksitli yani bir kısmı. Semih, Hamza bunlar nakit bunlardan kaçış yok. Zaten bunların değeri, opsiyonları geçmişti. Bunların ikisinin alttaydı Allah'tan. Tayland'a mesela yani altı ucuz alma ihtimalimiz olmayacak başa baş durumdayız. Yani şu an gelen gidene denk. E tabi biraz da taksitli olduğu için cebimiz cebimize de biraz para kaldı. Nereye harcayacağız? Kale için ben bekletiyorum. Yani Furkan Emin'i bir 6 ay deneyeceğim. Çünkü altyapıdan oyuncuyu kazanmamız lazım bizim. Sürekliliği var, kulüpte yetişmiş, çok yönlü denge. Hazırlık maçlarında biraz kendisini gösterir ya. Duruma göre bakarız. Biz yine bir Naci'yi ayarlamaya çalışırız ama Naci'yi ayarlayamazsak zaten çok da fazla da bir seçenek yok. Serkan Balcı pro lisansını aldı. Ne yaptın Serkan? E, eh, bir stan meselesini halledeyim de. Serkan'la vedalaşacağız ya. Ya bir yola gelsen aslanım. Niye böylesin? Kaan e, ikinci kaptanımız olacak devam edecek. Kiralık sözleşmesini iptal ettiğimiz için Kaan gitti tekrar geldi. O yüzden Kaan'ın yerine ikinci kaptan kim olacak dedi. Yine Kaan oldu. Çünkü takımda başka liderlik özelliği olan oyuncu yok ki. O açıdan biraz da Kaan'a ihtiyacımız vardı yani. Ali Emre de giderse sıfırız ben size söyleyeyim. Yunus 10 milyon euroya imzayı attı. Vallahi Galatasaray yine çok güzel bir para kazandı. Ben size söyleyeyim mi? 6 ayda 30 milyon euro parayı cebe attılar. Yok böyle bir para. Menajerlik için aranan kriterler. Oo, altyapıdan futbolcu yetiştirilmesi, hücum futbolu, 23 yaşından küçük oyuncular. Valla yani düşüncelerimiz uyuşuyor ama Altın Ordu ile devam edeceğiz. O Barış Yılmaz. Bak Overlook'cu ayağımıza geldi. Gitmekle ilgilenmiyor. Hayırdır? Sebep gel transfer olmakla ilgileniyor musun? kulübünize transfer olmayı istemiyor. Şu Temmuz'da bir oyuncular gelsin de takip listemizdeymiş zaten. Biz şu takip listemize bir bakalım mı? Unutuyor insan çünkü bak Barış Alper benim aklımdan çıkmıştı. Kerem olmaz. Pedro personeli açtı, açmamış. Yunus Naci olabilir. Emircan bizden gitti. Barış kim ilgileniyor? Evet, transfer için. Baresi olabilir. Davası aldık. Emrah Başsanı geç ya. Bunu artık listeden çıkartıyorum. listeden listeden çıkartamıyorum. Oğlum gitsene. Heh, takip listesinden çıkar. Tamam. Önceden direkt sağ tıklayınca takip listesinden çıkar vardı. Ha bak bazılarında var, bazılarında yok. Mehmet Yılmaz, Hakan bunlar genç oyuncular. Bunun da işte kararlılığı düşük. Biraz yüksek olsa Mehmet'le devam edelim de diyebilirdim. Hakan belki ama Furkan Emin'i bir deneyelim önce. Ya 3 seçenek var. Naci, Yusuf Baresi, Barış. Bence Barış olursa güzel olur. Şuna bir gözlemci gönderelim. Hadi bakalım devam. Şimdi beyler istediğimiz seviyeye çıkamayacağı belli olan pek çok oyuncuyu gözden çıkarılanlar listesine koyduk. Yusuf bunların içinde, Muzo bunların içerisinde Mustafa Kocabaş, Tugay Güner, Abdullah, Hasan, İlker, Kenan, Emre yani İlker, Hasan, Tugay, ondan sonra Muzo bunların hepsi 3.5 yıldız net 4.5 seviyesindeki oyunculardı. Ama gördüğünüz üzere bazen potansiyel çok anlam ifade etmiyor. Hatta çoğu zaman çok anlam ifade etmiyor. Günün sonunda istediğiniz seviyeye çıkabilecek oyuncu sayısı maksimum 1 veya 2. Her sezon bir tane çıkarsa öpüp başınıza koyun. Şimdi artık 1 Temmuz'dayız. Muhtemelen bundan sonra bir tık daha geçtiğimiz zaman diğer oyuncular yağmur gibi yağacak. Bütün oyuncular kadromuza katılacak. Bir bunların ayarlamasını yaparız. Ondan sonra da yeni sözleşme imzalayacağımız oyuncular var. Deniz, Ege, Furkan. Bu üç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayacağız. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Akbabalar Ali Emre'ye üşüştü. Bakalım bekleyeceğiz 600 bin euroyu verecekler mi vermeyecekler mi? Ama bir kaleci konusunda da kendimize bir B planı yapsak iyi olacak gibi. Muzo'ya ilgi var. Teklif gelir mi bilmem ama inşallah ondan güzel bir bonservis bedeli kazanabilirsek bizim için de iyi olur. Hadi bakalım. Finansal durumumuz da bu şekilde. Bu ayki gelir 8700 gider 770. Hala 1,5 milyon euro kasamızda var. Güzel bir para. Hepsini full çekersek şöyle tabi biraz da maaş bütçesi kalması lazım bir buçuk milyon euro civarı bir para yapıyor. Valla bir buçuk nakit geri kalanı taksitli bayağı sağlam oyuncular da alabiliriz. Ama Taylan meselesinden dolayı çok da para harcamak gibi bir niyetim yok. Bakacağız. Bir tane şu an kaleci lazım gibi ama ya. Benim aklımda Doğancan Alemdar vardı. Onu zaten uzun zamandır istiyorduk. Onun kiralık anlaşması biraz makul olsa şu oyuncular gelsin de ilk bir şeye bakacağım. fikirlerini Barış Alper gibi oyuncular fikirlerini değiştiriyor mu bir ona bakacağım. Mesela İrfan fikrini değiştiriyor Çünkü kadro kalitemiz bayağı gelişecek gibi gözüküyor ama hadi bakalım. Evet, bütün oyuncular aramıza katıldı beyler. Beni en çok şaşırtan mesele şu oldu. Kerim Çalhanoğlu sol tarafta kanat bek hücum oynamak istiyor. Dahası Ekin Çelebi de kanat bek hücum oynamak istiyor. Hem standart bek de oynayabiliyor. Kanat bek hücum da oynayabiliyor. Bu sezon sol taraftan bayağı yardıracağız gibi gözüküyor. Şimdi hemen o zaman taşlar yavaş yavaş yerine otursun. Bir defa Kerim neredesin? Kerim'i hemen sol tarafa attım. Şurayı bir hücum dedim. Tamam mı? Pardon. Deniz, Kaan, Taylan, Peki, Ali Emre. Furkan Hamza arasındaki bağ var. Ege geldi Gökdeniz. Semih Furkan. Şimdi ikinci mesele Hamza. Hamza'yı bir aradan çıkartmamız lazım. Neden? Onu artık satın aldığımıza göre oyun karakteristiği ekleyebileceğiz. Hücum Patrick Clyvert Adamımsın. Ekstra antrenman dedim. Hamza'ya fırsat buldukça hücuma katılması özelliğini edinmesi için özel bir antrenman dedim. Petri'ye şimdi sarılmak. Ya yani samimiyetiniz kurulmadı anladın mı? Önce bir el sıkışalım da. Evet. Zlatan'a <laughs> Zlatan sarıldık. Zlatan anında emeklilik kararı aldı. Ben nereye geldim böyle diye. O yüzden bundan sonra el sıkıyorum. Ee, haydi bakalım. En kısa zamanda e, halledeceğim dedi. Aklın yolu bir. Fırsat buldukça hücuma katılır. Sami acaba daha sıkı markajı öğrenebildi mi ya? Gerçi transfer olduğu için bozulmuş olabilir. Muhtemelen transfer olduğu için bozuldu. Evet yarım kaldı. Neyse artık. Onu bir şekilde hallederler. Bakayım. Hem aylık ödeme istiyor. Oyuncu zaten yeni gittiği için altın oraya geri dönmek istemiyor. Emircan'a baksak o da geri dönmek istemeyecek muhtemelen. Şimdi Hamza'nın bir antrenman tamam mı? Ofansif oyun kurucu merkez orta sağ. tamam. Gezgin oyun kurucu da oynayabiliyor aslında. Ama biz hücum oynatmak istediğimiz için ofansif oyun kurucu hücum diyoruz. Çünkü zaten bu ikisi biraz daha savunma ağırlıklı. Hamza alsın e, gitsin niyetindeyiz şimdi bunlar tamamsa bir de istiyorsanız şu İsmail meselesini artık kadro kalitemiz iyice yükseldi ya bu sefer bence İsmail kabul edecek ya İsmail yüksek bu sefer benimsin aslanım sezon sonu gelecek sezon sonu olmuyor zaten sözleşmesinin son senesinden vallahi son senesinden bu sefer bak kabul edecek görürsünüz. Çünkü kadromuz çok güçlendi. Haydi bakalım Bismillah dedik. Aslında bir de şöyle bir konuşsaydık temsilcisiyle olur mu olmaz mı diye ama 2-3 güne cevap gelir çok önemli değil. Bu da tamam. Ali Emre ile kavga ettik. Geldi buraya vay efendim Emircan gitti takımın yıldızı ne yapacağız ne edeceğiz. Bak dedim Ali Emre adam gideceğim tutmayın beni dedi. Ben de önünde durmadım. Vay efendim şöyle yapılabilirdi böyle yapabilirdi bak dedim adamı ayar etme. Bana ellerimi yumruklattırma olan oldu. Var git işine dedim. Ondan sonra bir gerif teze taktı ama Ali ile de ipler kopma noktasında. Yani oyuncu zaten gidecek az çok belli oldu. İlgilenenler var. biz yerine Doğancanı, Doğan, Doğan Alemdere alabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında şimdi şeyler geldiğine göre bir irfan'a bakabiliriz. Mesela fikri değişti mi İrfan'ın? Sonuçta Göztepe birincilikte. Belki Ah süper Toto Süper Lig'e çıkmışlar. Bu mevzuyu biraz değiştirebilir. Zaten konuşma şeyi de yok. Okan boşta. Ya Okan da benim çok işime sinmiyor. Olmuşken Doğan olsun istiyorum. Şöyle bakayım. İşte 57 bin bizi üzecek ya, bilmiyorum ki. Emre Bilgin olabilir. Ne kadar? 66 bin. Doğan'ı kiralamak daha mantıklı. Abdülsemedin biraz refleksi düşük yoksa. Abdülsemet şu an 4 yıldız gözüküyor, 4,5 yıldız da olabilir diyor. 24 yaşında. Her şeyde var ya. Abdülsamet'te. Ali Emre Yanar'la bir kıyaslayalım bakalım. Valla zinsel olarak Abdülsemet bir tık önde ben size söyleyeyim. Hız hızlanma var. Şurada biraz güç iki tık yüksek. Vücut sindeliği çok yüksek değil ama. Eksentriklik çok önemli değil. Pas güzel. Refleks iki tık düşük. Bence Abdülsemet olabilir beyler. 180 bin euro ile 1.6 diyorum. Doğan iyi ama işte Doğan'ı kiralayıp satına aylık ödeme olmasa çok güzel olacak da bilmiyorum. Neyse biz şimdi devam edelim. Hamza'nın antrenmanını tamamladık. Tamam mı? Gökdeniz'e bir şey diyecek miydik? Valla içeri doğru kat eder diyebiliriz. Onu biraz düşünmem lazım. Hamza uzun süredir aklımdaydı ama bence içeri kat eder dememiz mantıklı olabilir. O zaman biz şu an şeye geçelim. Sözleşmelere geçelim. Bir denizle başlayayım tamam mı? Evet. İlgilendiğimiz 66 88 biraz daha makul dedik. Hem fikir olalım. Tamam görüşmelere başla. Bu sezon rotasyon gelecek sezon ilk 11. Olur. Bizim de düşüncemiz bu şekilde. Yıllık maaş artışı veririz. Küme düşme halinde serbest kalma 0. 5 gole e, prim veririm. Tamam mı? 5 gol. 5 e, asiste prim veririm. Bir de 10 gole bir asist daha veririm. Kafa ne kadar atarsan artık. 3 senelik. 72'den 86'ya gel. Tamam. Çok da düşük olmasın zaten ya. Ondan sonra... İki ayda bir sözleşme için kapımıza dayanıyor. 86'dan gram inmem dedi ha. İyi e, 78 hallettik. Evet, sıra geldi Ege. Ye. Gel bakalım Ege. Biraz böyle hafiften ilgilendiğimizi 4,5 garibim 4,5 istiyor ya tamam gel. 4,5 da vermeyiz de. Yıldız adayı değil, seni rotasyon yapıyoruz aslanım. Ummadığım bir e, yükün altına gireceksin. Ne kadar verelim? Küme düşersen bedavaya git ya. Bunları zaten kaldır. Asist ve gol primi vereceğim. Hedef verebilirim e Ege'ye. Ya bunları daha yeni belki de tuzlamayacaklar. Boş boşuna prim vermeye gerek yok. Bir 47 vereyim mi? 2 ay sonra yine kapımıza dayanacak tutarsa tutmazsa ama boşu boşuna kendimizi bağlayacağız 47 ile şöyle bir başlasın 4 senelik küme düşme 0 5 gol 5 asiste prim var yıllık maaş artışı var tamam evet Furkan Emin herhalde en büyük risk burada biraz ilgilenelim tamam bu da garibim 5000 euroya ben tamamım hocam diyor ama bak gelecek sezonda yedek olurum diyor. Şunu kaldır. Rotasyon başlıyorsun aslanım. 47 bin verdim. Tamam mı? Bunları kaldır zaten. 5 gol. Valla 5 gol atar mı acaba ya? Bir Rüzgar'ın oğlu çıkıyormuş. Emircan performansı gösterirse. Şunlara bir ufak ufak başlayalım. 5 gol 5 asist. 10 gol 10 asist. Bir de 15, 15 asiste çıkmaz zaten. 7,5 10 veririm. 10 şöyle veririm. Yeter. Yıllık %10 maaş artışı. Daha ne istiyorsun? Bu da tamam. 3 oyuncuyla yeni sözleşmelerimizi yaptık. Gökdeniz meselesini birazdan hallederim. Valla kafamızda başka. Tiago'yu gönderiyorum. Artık şey geldiğine göre. Eren Aydın geldiğine göre. Tiago zaten koca sezon. Aaa. Kiralık sözleşmesi feshedilemez demiş. Niye? Kiralık sözleşmesi feshedilemez diyor. Neyse o zaman ekstradan bir tane de forvetimiz olacak. İyi. Deli baş sağda. Sol tarafa madem transfer dönemi başladı bir kiralık listesi. Aha Naci. Naci gel aslanım. Gitmekle ilgilenmiyor. Hadi bakalım. Zaten maaşını ödeyebiliyor muyuz? Valla %60 çıkıyor aslında da. Şimdi Naci gelmek istemiyor ki. Sol taraf yatar. Yusuf Baresi var. Haydi bismillah. Kiralanmaya sıcak bakıyor ama bon servisiyle gelmek istemiyor. Aylık ödeme 77 bin euro kalsın. Öyle alırsan bir tek Doğan'ı kiralarım. Onun dışında kimseye 77... Doğan şey Yusuf'a hiç vermem. Hadi Naci olsa yine neyse de. Yusuf parası o kadar etmez. Ne kaldı geriye? Ahmet Can'ın zaten maaşı bile yetmiyor bizim. Evet. Geç. Vallahi başka da bir şey yok. Doğucan var. Buna da aylık ödeme istiyorlar galiba. Yedi bin. Ama %100 maaş 500 bin euro geç. 600 bin euro hatta. 590. Vallahi bu sezon kiralıklardan ben size söyleyeyim. Bir şey beklemeyin. Satılık listesine bakalım. Halil Dervişoğlu, Cenk, Emrah Baba, Berkan, Berkan gelirse gelir misin? Kiralık gitmekle ilgilenmiyor. Zaten maaşı da yetmiyor. Bon Bonservis 3.4 geç. Uuu Berker var ya çok güzel olur. Gelir misin? Ya beyler şu 300 bir kurban olayım bir kaldırın ya. Zorunlu satın alma bedeli kilitliyor bir de 6.75. Kalsın aslanım. Onu opsiyonluya çeviririz de. Aylık 300. Aha 0. 0 alayım. 10 milyon euro diyor. Şunu 0 0 yaptım bak. Şunu da <laughs> opsiyonlu yapalım. Şunu da opsiyonlu yap. Kaç diyordun? 6.75 mi diyordun? 6.5 mi diyordun? Tabii ki hayır dedi. Geç. Bir tane savaşçı orta saha ihtiyacımız var da. Nasıl bulacağız bilmiyorum. bakalım. Biraz ilerlesin çıkar elbet. Boşa çıkan oyunculara mı şöyle bir baksak? Bir de boşa çıkan oyunculara bakalım. Sözleşme sona ermiş diyelim. Yekta Kurtuluş. 38 yaşında. Yok Yekta ya. O Oğuzhan'ı artık kaldırıyorum. Orta sahaya oyuncumuzu bulduk. Bakayım. Ben size söyleyeyim. Oğuzhan fizik olarak bitmiştir zaten. Oğuzhan'a çok fazla güvenmemek lazım. Onur geç. Kaan geç. Abi merak ediyordunuz. Azeri oyuncuları imza attırabiliyor muyuz diye. Attıramıyoruz. Diğer uyruklar Türk olsa bile attıramıyoruz. Bak bu kötü oldu. Azerbaycan vatandaşı oyunculara ne yazık ki imza attıramıyoruz. Ama diğer uyruk Türk. Evet Türk olmayan oyunculara izin vermiyor diyor. Musa Çağıran nasıldır? Geç. Musa Çağıran'a bir çağırayım mı? A Salih Uçan. Beyler Salih Uçan fena değildir ya. Şöyle yaparız bak dur. Salih gelsin. Tamam mı? Şey top kapma özelliği de var. Nerede o? Yeni aldığım oyuncu olduğu için. Heh, Ahmet. Ahmet'in top kapması var. Markajı yok. Ortasağı bunu biraz da merkez orta saha destekledim ben savunma yaparız. Markacı biraz sıkıntı olur ama İki yönlü orta saha da oynayabilir. Şöyle. Onda markacı aramıyor. Bak, Salih olursa şeyin Hamza'nın yediği olarak çok çekiyor olur. Ahmet'i de iki yönlü orta saha olarak kullanırız git gel. İyi oldu bak, iyi ki bakmışız. Bu da tamam. Buradan sonrası herhalde hayır getirmez. Bundan sonrası bize hayır getirmez. Şöyle çıktım. Kiralık listesi dedim. dedim. Şöyle uyruk dedim yine. Kısmen Türk. Evet. Şimdi. Şu gökdeniz meselesine bir geliyorum. Yine antrenman dedim. Patrick Clivert. Teknik antrenmanı mı? Geç. Bireysel yeteneği geç. Sürekli çalım geç. Uzun taç geç. Ayağının dışıyla falso geç. Şimdi. Ekstra antrenmanlara baktım. Sol kanattan dribbling değil. Sağ kanattan dribbling değil. Sağının merkezinden dribbling değil. Geç. Boş alanlara koşuyu geç. Taç çizgisine yakın geç. Geç. Oyunun temposu ver kaç geç. Hızıyla ile ek ekart etme. Sağ kanattan içeri kat etmesi için çalışması, çalışmanı bekliyorum. Aynen. Gökdeniz bayrakları fırsat bulduğunda sağ kanattan içeri kat etmesi için çalıştırmanı istiyorum diyeceğim sağ kanattan içeri kat eder. Bu da tamam. Personellere geçtim. Bütün her şeyi böyle ufak ufak hallediyoruz. Bunun için ne yapıyorsun? Manzukiç yola geldin mi? Bak Temmuz geldi. Pablo Aymar? Yok. Mertens? Hayır. Jamie? Hayır. Muslera'yı geç. Kufe? Kupe bendesin kupe. Bende değilsin kupe. Igor. Geç. Tafo zaten gelmez. Schmeichel. Yapma Schmeichel. Henry. Yazıklar olsun. Edgar Davis. Kellini gel bak. Cavani. Mata ne zaman bırakıyorsun aslanım? 7'sinde iki haftan kalmış. Kondisyon var, hücum var. Hücum teknik olur. Aslında hücum taktik bulsak daha güzel olacaktı. Da hücum taktik bulamadık şu ana kadar. Onu bekleyeceğiz. Busquets. Kondisyon. Taktik, teknik vallahi hiçbir şey yok. Busquets, yamalı bohça. Modric bir sene daha uzattı galiba Madrid'le. Teknik sinsel. Burada Robben olduğu için buna bakmıyorum. Bunlar zaten boşta değil. Allah'ım stam. Şevşenki geç. Ne zaman bırakıyorsun aslanım? 15'inde. Bunun her şey bir ya. Ne çıkacak bilmiyoruz ki. Montero, Cannavaro geç. Raul, Raul ile ilgi var. Lampard, gel aslanım. Gerrard. Vallahi umut umut yok şu an. Walter'a bir bakalım. Geç. Rosicki geç. Aha. Ha, 277 olur. 126. Bakayım. Ya 14-15 var da pazarlık kabiliyet yok geç ya. Şimdilik Kolarov idare eder. Bize Monchi lazım. Evet burada da bir şey yok. İstiyorsanız bir de şöyle şeye bakalım. Şuradan kararlılık 16 diyelim yeni neler gelmiş. Şöyle bakalım bir de. geç milli takımda oynamak kıstasına bakacağız da ha milli takım milli maç sayısı en az 10 olsun hatta o bak burada neler gördüm ben şimdi sıradan bir gidelim de İbrahim Hasan geç 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 Martin'i tanıyorsunuz savunma var hücum var ne taktik var ne teknik var. Geç. Yoksa diğer özellikleri güzelmiş. Dirar'ı geç. Gökhan Gönül. Yok ya. Savunma 5. Taktik 2. Teknik 3. Boş ver. Federsen. Bunu Championship Manager oyuncuları iyi tanırlar. Anında gözüme çarptı var ya. 42 yaşına gelmiş aslanım benim. Aklımızda bulunsun da eklemeyeceğim listeye. Başka kim var? Caner'i de geçtim. Yakup'u tanıyorsunuz. Geç. Başka da kimse yok ya. Burası da boş. Evet o zaman yapacaklarımızı yaptık. Ben şu disiplin yönetmeliğine bir bakayım. Sözün öncesi toplantılara geçelim. Ondan sonra da artık yavaş yavaş hazırlık maçları zaman. İlk haftaya hazırlık maçı koymadım. Aslında şöyle bir hemen çıkıp bir baksak iyi olurdu ya. Ama önce bir, bir hafta en azından antrenman yapsınlar istedim bilmiyorum. Bakarız şimdi. Beyler Furkan Emine yeni sözleşme neredik de şu yetenek gelişimi nedir böyle ya? Yani umutlu olmak istiyorum. Furkan orada bir şeyler yapar demek istiyorum ama <laughs> şu an pek umutlu olamıyorum. Siz de takdir edersiniz ki. Bu arada şeyin Çalhanoğlu'nun potansiyeli 3.5 yıldız net 4.5 olabilir. Şu anki mevcut potansiyeli ama 3.5 zaten. Sol tarafa yani oturmuş bir oyuncu almış oluyoruz. Sol sol bek 3.5 yıldız sabek 4 yıldız. O açıdan bayağı iyi oldu. Şu an bir tek e, Deniz'i hazırlamamız lazım. O da zaten 3 yıldız başlayacak. Devam. Eren Aydın 4 yıldız net 5 yıldız olabilir. Çok güzel. Semiye belki nasıl bir e, oyun karakteristiği ekleyeceğimiz konusunda bir düşünmemiz gerekebilir. Oyun zekası çok önemli. İyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu becerikli bir oyuncu yapıyor. İstikrarlı sayılır dengeli. Süper de oynayabilecek kapasiteye sahip. Güzel. Hadi bakalım devam. Kenan da gözden çıkarılanlar listesine koyduk. İnşallah bir alıcısı çıkar. Artık 21 yaşına geldi. Bu profille hiçbir şey olmayacağı ortada. Teknik ekip bana bir tane daha sağlam fizyoterapist buldu. Fizyoterapisi 20. Hemen kaçırmadan eklemek istedim. Bir tane 20, bir tane 19 olacak. Gayet güzel. Sağlık ekibini ne kadar iyi tutarsak e, şeyler sakatlıklar o kadar az olur. Spor bilimcimiz bir tane 15 var. Şu sorumluyu göndermek istiyorum da şimdilik e, boşta durmasın. Daha iyisini bulursak o arada e, değiştiririz. Yoksa şimdilik idare etsin ama gördüğünüz üzere kararlılık 20 herhangi bir gelişme yok. Devam. Evet Barış Alper hala kiralık olarak gitmekle ilgilenmiyor. Valla bon servisini alabilir miyiz? Kiralık olarak gitmekle ilgilenmiyorsa satılık olarak hiç gelmez gibi gözüküyor. Valla bilmiyorum. Sol tarafa Furkan Emin'le bir 6 ay bir şeyler deneyeceğiz ama sol taraf patladı gibi geliyor. Şöyle bir bakalım. Bana şimdi sol tarafta kim var kim yok. Doğukan Hull gitmiş. Tamam. Halil Vestro'da. Peki. Serdar Gürler'i geç. 32 yaşında artık zaten. Burak'a geç. Elias nasıl? Şöyle bir bakalım. Amaslı sağ tarafta oynuyormuş. Kiralamak istemiyor geç. Bana bütün Çalhanoğluları toplayacağım en sonunda. Biraz profil olsa alacağım da yok ne yazık ki. Mesela Ozan'ı yapabiliyor muyuz? Evet Ozan da yani. Nedense Azerbaycan vatandaşlarını... Türk olsa bile kabul etmiyor. Çok ilginç. Valla en iyi ihtimal Barış Alper'di. Barış Alper gelmek istemiyor. Dahası ilgilenen başka takım da var. Yurt dışından ilgi varken hayatta gelmez. O zaman mecburen böyle devam edeceğiz. Evet 6 ay neler olacak hep birlikte göreceğiz. Listemize bir daha şöyle bir bakalım. Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e çıkması kötü oldu. Emircan'ı bir daha kiralayabilir miyiz? Valla aslında kiralıyor aylık ödemeye kabul edersen ama Emircan ilgilenmiyor. Yeni gitmiş niye gelmek istesin tabii ki. Eğer oynayamazsa 6 ay sonra hocam ben geri döneceğim de diyebilir. Ama bizim için bayağı zor bir alt ay olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım hayırlısı. O <laughs> o grafiği görmeseydim, gelişim grafiğini görmeseydim biraz umutlu olacaktım da gelişim gelişim grafiğinden sonra bilmiyorum. Devam. Evet, Ege ile Furkan Emin anında sözleşmeye imza attılar. Salih denemeyi reddetti. Tabii Beşiktaş'tan ayrıldığı için şu an egolar tavan. Bir konuşalım bakalım. Yıldız oyuncu olmak istiyorsun. Peki aslanım benim. Oo, ilgi zaten sıfır tereddütlü. Ne kadar? 310, 319 vereyim el halinden. Tam serbest kalma maddesi de olsun. Küme düşme halinde sıfır. Maaş düşüşünü kaldır. Geç. Hadi şey verelim. Konferans verelim. Gol asisti vereyim. Gol asisti vereyim. Gol primi vereyim. Asist primi vereyim. 10-10. Ne diyorsun? Hadi bir de helalinden 40 bin vereyim. Hoppa. 900 bin euro dedi. Evet. Eylül'de görüşürüz. Eylül'de görüşürüz. Şu an Salih'in Salin yanına yaklaşılacak şey yok. Durumu yok. Bakalım alıcısı çıkacak mı çıkmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir giden oyuncuları üç büyüklere baksak da bir dakika. Şimdi Beşiktaş'ta giden oyuncular arasında Salih çıkacak mı? Giden. Boşta kalan oyuncuları şeyde göstermiyor. Giden oyuncular arasından göstermiyor. Öyle gösterse daha güzel olacaktı. Neyse. Yalnız bir 3.2 fişekledik Beşiktaş'a. Galatasaray'a 2 milyon euro nakit biz de verdik. Galatasaray fena para topladı ya. 30, 32 milyon euro civarı bir para var kasasında. Bakalım teknik direktörü hala yok ama kimi getirecekler göreceğiz. Evet yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den hatta Trabzonspor'dan kimler boşa çıkmış bir bakalım dedim. Bunu nasıl arayacağız? Sözleşme durumu sona ermiş diyeceğiz. Son kulübü Kısmını ekleyeceğiz bunu nereden ekliyoruz Transfer kısmından ekliyoruz son kulübü Galatasaray yazdık Mesane çıktı mesela Gökay çıktı Geç Buradan bize bir şey çıkmaz gibi ama Sakarya spor filan ilgileniyor Geç Geç Beşiktaş diyelim bakalım Salih çıkacak mı çıktı. Mert Günok çıktı. Mert emekli olacağım diyor. Bakalım versiyon özellikleri kararlılık 8. Geç. Esat var. Kaleci. Geç. Bunda geç. 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 Fenerbahçe. Bir de Trabzon'a bakar çıkarım. Çağatay. Yok be Çağatay. Sol tarafa hiç oyuncuya ihtiyacımız yok. Trabzonspor dedim. Okan kaleye düşünülebilir. Valla acaba Serhat'ı da oynatsak mı diye düşünmüyor değilim. Hazırlık maçında bir Serhat'ı deneyeceğim. Geç. 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 Buradan da bize ekmek yok. Salih'i bekleyeceğiz bakalım. Bunu tekrar kiralamaya aldık. Acaba fırsat varken Okan'ı kaçırmasak mı diye düşünüyorum da. Aylık ödemeye verir şeyi kiralarız ya. Alem, Doğan Alemdere kiralarız. Satın alma opsiyonu da veriyor. Olmazsa iki sene aylık biraz para öderiz ya. Ne yapalım? Evet olmuşken genç potansiyelli birisi olsun. Devam edelim. Vallahi yabancı oyuncu transfer edebilsek boşa çıkan bayağı isimler var. Batshuayi 30 yaşında bırakmış Fenerbahçe. Siopisi bırakmış Trabzonspor. Joshua King boşta. Vallahi Fenerbahçe herhalde bayağı transferde bu sezon zorlayacak. Bunları beğenmediğine göre Okan zaten bıraktı. Zinedin Ferhat var, Mame var ama var. Fena bir stoper değil her şeye rağmen. Yani. Bunu bizim diğer ligdeki kulüpler hemen kapış kapış alması lazım. Ben size söyleyeyim. İnşallah boşta kalmazlar. Bakacağız. Evet yönetimin aylık performans görüşü B artı vermiş toplamda. Mert Bayram'ı gönderdik. Kurtuluş'u gönderdik. Semih'i pahalı bulmuşlar. Hamza'dan memnunlar, Kerim'den memnunlar, Gökdeniz'den aşırı memnunlar. Kerim'le Gökdeniz'den aşırı memnunlar. Kerim'i de şöyle bir gösterelim. 3,5 yıldız net 4,5 olabilir diyor. Hadi bakalım. Biz onu tabii kanat bek değil. Yani şöyle defans sol. Kanat bek sol değil. Defans solda kanat bek oynatıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Evet taraftar ne durumda? Gökberk, Efe, Alperen bunlar artık işe yaramaz oyunculardı. Bunları gönderdik memnunlar. Rahmi'den dolayı hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bence çok güzel paraya gitti Rahmi. Yine takip listemizde bulunsun da daha sonra tekrar ucuza alabiliriz. Ne kaldı şimdi? 1.2 transfer bütçesi 250 bin euro maaş bütçesi kaldı. Valla çok da bir şey kalmadı ben size söyleyeyim. Ama yani Kaç tane kiralık kaldı? 1, 2, 3, 4. Geçen sene nasıldı bu sene nasıl? Arada dağlar kadar fark var. Daha bir de üzerine satmak istediğimiz bir sürü de oyuncu var da. Alıcısı çıkar mı bilmiyorum. Göreceğiz. Evet. Takım dinamikleri Ali Emre Yanar lider. Gökdeniz. Kaan Herhalde transfer olarak geldiği için tekrar nüfuzlu oyuncuya düştü de. Kısa sürede nüfus yük, nüfuz yüksek oyuncuya çıkar. Ali Emre giderse ki büyük ihtimalle gidecek. Kısa süreliğine lidersiz kalacağız. Kaan Aslan şurada devam etseydi sıkıntı olmayacaktı. Neyse artık. Abdülkadir artık listeden çıkartıyorum ya. Ofansif asıl mevkisi diyor zaten. Hadi yine dursun da aklımızda bulunsun. Özgür stoper geç. Efe Binici ara ara böyle oyuncular göstersin güzel geç. Ege pivot center for yok ya. Üç tane forvetimiz var zaten. Ben gönderebilsem üzerine Thiago'yu göndereceğim de. Thiago'yu da ne yazık ki gönderilemez şeklinde ayarlanmış. O yüzden duracak. Evet. Hadi bakalım. Devam. Beyler, Kolarov ilk anlaşmasını yaptı. İlk bombayı patlattı. 110 bin euroya e, şeyi gönderecek Yusuf Esen Demir'i. Maç başına 10 maçta 2.6 bin toplamda 135 bin euro. Sonraki satıştan da e, kardan da %20 pay. Daha ne olsun aslanım benim. Şöyle biraz döner sermayeye bir bereket getirsin. Yusuf'a zaten ihtiyacımız kalmadı. Orada 2 tane e, sol bek e, transfer ettik. Artık Yusuf bizim için fazla. Stoper oynayamayacak kadar da zaten kısa boylu. Gitmesi onun için en iyisi olacaktır. Bakalım Muzo da bu transfer döneminde gider gibime geliyor. Hayırlısı. Göreceğiz. Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Galatasaray yönetimi Farioli'yi getirdim. Şimdi Alanya Spor'da yaptıkları ortada. Ama ben tabii ki Galatasaray için kafamda daha büyük isimler vardı. Daha flash bir isim gelir diye umut ediyorduk. Ama Farioli de çok başarılı olabilir göreceğiz. Profili hiç fena değil çünkü. Teknik zihinsel anlamda güzel. Ee, potansiyel var, bilgi birikimi var. Pazarlık kabiliyeti zayıf. Bakalım kasa, kasada para var nasıl transferler yapacak hep birlikte göreceğiz. Filipi e, transfer etmiş bak. Bu fena bir transfer değil yalnız onu size söyleyeyim. Hajduk'tan tanıdığımız bildiğimiz oyuncu. Filip iyi işler başarabilir. Hadi bakalım. Ee, Başakşehir galiba bir tane. Evet kaleci transfer hedefi var. Öyle olursa bizim için biraz daha iyi olabilir ya. O bizim beğendiğimiz Abdülsemet Başakşehir'de miydi? Yanlış mı? Evet Başakşehir'deydi. İhtimallerden biri kesinlikle olabilir. Tabii ki ilk hedefimiz Doğan ama. Ya bir de ne bileyim. Kasada zaten çok para kalmadı. Kaleciyi transfer etmek çok mantıklı gelmiyor ama A artı A plus veriyor yani. Kiralamak istemiyor. Yeterli sayıda kaleci bulunmaması sebebiyle. Bu transferden sonra belki Abdülsemed'i kiralayabilirler. Bakacağız. Yeni fizyoterapistimiz Ferhat Boz'u ekibimize katıyoruz. Gerçekten sağlık alanında çok sağlam bir e, kadro oluşturduk. Timin yanına çok iyi gidecektir. İnşallah bu sezon fazla e, sakatlık sıkıntısı çekmeyiz diyoruz. Devam ediyoruz. Evet Furkan e, güzel bir gelişim gösteriyor deyince acaba e, sezon bittiğinde başlayan düşüşün toparladı mı diye baktım ama sadece biraz pozisyon alma markaj var. Hafif oynaması lazım eski haline gelmesi için. Kararlılığın 17'den 16'ya düşmesi biraz üzdü ama kısa sürede eski haline gelir diye düşünüyorum. Sıkıntı yapacak bir şey yok yani sezon bittikten sonra düşmesi normal. Bir de sezonun tam sonuna doğru bir patlama yaptı ya sezon bittikten sonra kalıcı hale gelmemiş olabilir. İsmail yine reddetti valla ben İsmail'den umudu kestim artık. Şöyle bir bakacağım ilgilendiğimizi belli ediyoruz. Tamam. Valla kendisini çok heyecanlandırmamış. 75 ile 750 bin euro arasında Fenerbahçe şey istiyor. Bon servis istiyor. Valla iki tarafta istekli değil o zaman. Birbirimizin vaktini hiç çalmayalım o zaman ya. İsmail o kadar teklif yaptık. O kadar ısrar ettik. Hala gelmiyorsan yapacak bir şey yok. Oraya başka bir alternatif bulmaya çalışacağız artık. Ne yapalım? Yusuf gitti. Hafif bir hem maaş bütçesinde artış oldu. Çok maaş yoktu zaten. Biraz da transfer bütçesi canlandı. İyi oldu diyebiliriz bizim için. Taşkın'a şöyle bir bakalım. Yok. Efeye bir bakalım. Geç. Yolumuza devam edelim o zaman. Farioli'nin ilk hamlesi Boş'taki Siopis'i e anlamak oldu. Yani Galatasaray için yeterli olabilir mi? Bir de orada savaşçı orta sahaya, defansif orta sahaya ihtiyacı yok Galatasaray'ın. Altyapıdan çıkan oyuncusu var. Ona oynatsa çok güzel olacak da Siopis de boş değil yani. Bence Galatasaray bu sene de çok iyi işler yapmayacak gibi gözüküyor. Emre Demir'e bir daha bakalım mı? Gerçi asıl bir savaşçı ortası arıyorduk da. Kiralasak. Kiralamak istemiyorum. 235 bin euro. Şu an biz bon servisi başka oyuncu harcamayacağız. Kaleci ihtiyacımız olabilir. Şunu bekliyorum. Ali Emre'ye teklif yapacaklar mı yapmayacaklar mı ona göre hareket edeceğiz. Devam. Haftalık antrenman raporlarına şöyle bakıyoruz. Birinci sırada Deniz Aşık var bıraktığı yerden başladı. Geçen sene gerçi onlardaydı da şu anda 2,5 gözüküyor. Daha önce 3 yıldızdı ama kadro kalitesi düştüğü için belki de 3 yıldıza çıkmıştı. Zaten biz de 2,5 diye hatırlıyorduk. Evet 2,5. Kaan da ama 3 yıldız gözüküyor. Tabi yeni transferler gelince birden iş değişti. Birden iş değişti. <laughs> Furkan 1,5 yıldız. Allah'ım ya yarabbim. Biz bu sezon nasıl konferans ligine geçeceğiz? Gökdeniz, aslanım benim. Durdurak bilmeden gelişiyor. Abdullah geç. Ali Emre, Ali Emre Yanar kafada bitirmiş altın ordu ya. Gidecek. Kesin gidecek. Biz de o arada bir alternatif yaratmaya çalışacağız. Emre ve Muzaffer de yakın zamanda gider. Cihan. Güzel. Gökhan. Umudumuz çok yüksek bu sezon. Dayanıklılık gelişiyor. 13 müydü? Bakayım. Vallahi 13'ten 14'e patlamış aslanım benim. Zlatan'ın veliahtı olarak geldin sen. İnanıyorum ben sana. Haydi bakalım. Enis 3. sahadan. Zaten bizim umudumuz şu iki oyuncu. Yağızcan'ın biraz kötü performans göstermesi üzdü. Diğerlerini zaten bir an evvel göndermeye çalışıyoruz. Bunu da gözden çıkarılanlar listesine koysak mı? Hemen şu 2025'te bitiyor. Piyasa değeri ne kadarsa sat. 2025 dedim. Haziran dedim, 30 dedim. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Beyler, Kolorov çalışıyor. Kolorov iyi çalışıyor. 100 bin euro da Muzaffer'den gelecek. Bereket versin. 2 oyuncudan 200 bin euro kazandık. Az para mı? Gayet güzel. Tamam. Tunçayı gözden çıkarılanlar listesine koydum, pişman oldum. Sıfır bon servis üstüne bir de maaşa katkı istiyor. Allahım ya Rabbim ya. Bari parası neyse şey yapalım, karşılıklı feshedelim, serbest bırakalım. Ne olacaksa olsun bitsin artık bu çile. Devam. Emre 1.1 bin euro. Bir tane daha öyle teklif geldi. Bir de %20 veriyorlardı. Bari bir de sonraki satıştan %20 ver ya. Vallahi kabul etti. Hadi yine iyisin. Tamam. Oo, bak bu. bu Bak. Henry bak. Renemen'e Fransız diye mi? Ya naz etme Henry ya. Cık. Yana yakıla personel arıyorum. Kimseyi de çekebildiğim yok. Zlatan gitti orada bir boşluk var. Manzuk hiç ne yapıyorsun? Ya Kellini lazım 19 yaş altı. Ali Eren Beşerlerle. Antrenmana çıkıyoruz ya. Vardi ne yapıyorsun? Bari biriniz kendinizi feda edin, tamam deyin ya. Hakikaten şu itibar meselesi var ya. İnsanın canını çok yakıyor. Devam. 488 tane kombine satmışız. 300 daha kombine satarak 800 kombineyle bu sezonu da tamamlayacağız gibi göz gözüküyor. Ya taraftar sayımız biraz artsa çok güzel olacaktı ya. 10 bin kapasite var. Bu sene de mi dolmayacak stat? Bu sene bari biraz da olsa güzel olacaktı. Evet. Daha gitmemiz gereken çok fazla yol var gibi gözüküyor. Bakalım. Evet. Dolu dolu bir transfer döneminin ardından ilk hazırlık karşılaşmasına çıkıyoruz. Yeni oyuncularımız nasıl bir performans gösterecek merakla bekliyoruz. Valla Kafam çok rahat diyemeyeceğim hala pek çok soru işareti var Ali Emre gidecek mi büyük ihtimalle gidecek yerini nasıl dolduracağız soru işareti Serhat alternatif olabilir mi bilmiyoruz deneyeceğiz ondan sonracığıma Furkan Emin ne yapacak yeterli olacak mı sol tarafta aday adayı bile yok yani ne Naci gelmek istemiyor Yusuf Baresi'ye bir ton aylık ödeme istiyorlar Barış Alper e, mümkün değil şu an için sol taraf tamamen çökmüş olabilir. Ege konusunda biraz daha umutluyum. Ama sahaya girmeden, hazırlık maçını oynamadan hiçbir şey söyleyemeyiz. Hemen o zaman karşılaşmaya geçelim ve performansımızı görelim bakalım. İlk hazırlık maçı olduğu için biraz daha şey yapacağım. Sahaya çıkın bütün ünlerlerinizi gösterin dedim. Kaan, Taylan, Ali Emre, Semih. Furkan bu lafım sanaydı. Ee, i̇lk hazırlık maçı olduğu için arada sırada dinlenme, standart tempo yapacağım. Ee, sakatlıklar şu an e, risk olarak çok fazla. Sakatlık riski şu an çok yüksek. O yüzden e, temkinli olmakta fayda var ilk maçta. 2 3ten itibaren rahat olur. Çünkü artık e, antrenmanların da ikinci haftası. Yavaş yavaş kondisyonlar belirli bir seviyeye çıkar. Evet %28 biraz da rahat bir rakiple başlasak belki daha iyi olacaktı. Daha çok çabalayın diyoruz. Deniz şöyle bir baktı. Uzun oynadı. Semih'e doğru isabetli. Hamza aldı ilerlemeye devam ediyor. Bırak beke. göktenize verdi. Açı dar. Hadi be. Dön tekrar Taylan'a. Güzel. Taylan, Furkan. Merkezden hop. Güzel bir bitiriş daha direkt. Hadi be. Güzel. 20. dakikada iyi başladık bazı oyuncular kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Kerim taç atışını kullandı. Semi tekrar Kerim'e doğru güzel bir orta ama içeride kim var? Gökdeniz'e gelir mi? Gelmedi. Şimdi kontrol imkanı olabilir. Bas oraya hemen. Hemen Taylan oraya kademeye geldi. İyi de bir markaj yaptı ama alamadı. Şimdi sol taraftan Kerim takipte. Sıfıra indi. Kademe geldi. İyi paslaştılar. Alemle. Biraz daha pozitif oynayacağım ama toplu oynamada yeterince iyi değiliz. Şimdi Kerim Duran topun başında. Kerim'in Duran topları bayağı iyi. Frikiklere, kornerlere ekledim. Sağ taraftan o kullanıyor derken çok direk oldu be. Deniz boyuyla indirdi hemen Kerim'e. Güzel. Kerim verdi pasını. Gökdeniz bırak oraya. Furkan Emin dışarı çıktı. İyi düşündü. Sırtında markaj vardı ama. Evet. Biraz daha pozitif mi? Şimdi denizde top. 1-0 girmeyi umuyoruz. Oo hiç. Uzaktan yakından alakası yok. Da ilk hazırlık maçı. Normal. Biraz ezbere oynadı Kerim orada. Topu kaybettik. Pozitif aldık ya bak şimdi nasıl nasıl yedik. Yedik. Aha yemedik. Evet ne diyelim. İşte bu yüzden sezon öncesi maçlarını oynuyoruz. Şu an gösterdiğiniz çabanın meyvesini sezon içerisinde alacaksınız dedim. İlk maçı kazanalım istiyorum da. Furkan Emin orada sol tarafta. Bas hemen bas 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 bas. Şimdi geriye döndüler. Van der Kap, uzun oynadı. Taylan'a topu hediye etti. Taylan. hemen Kaan'a güzel. Ege orta sağdan aldı. Nefis pas. Furkan Emin iyi bıraktı Semih'e. Rakibe çarptı. Hamza anlaşmazlık. Şimdi Gökdeniz'de kaldı top. Hamza orada söktü aldı. Gökdeniz, Semih. Çok pozisyon bulduk ama offside. Fena değiliz ama oyunun üstünlüğünü bir türlü alamadık. Kaybedeceksek kaybedelim diyorum. Başarabiliriz çocuklar diyorum. Biraz daha kanatlara yükleneceğim. Kanatlara doğru açıldım. Evet. Yorgunluklar da başladı. Şimdi Ahmet gel. Delibaş gel, Semih çık, Eren Aydın gel. Bunların hepsinin bu arada şeylerini ayarlamamız lazım ya. Maç içinde ayarladığı zaman gidiyor da maçtan bittikten sonra ayarlamamız lazım. Ee, Ahmet, merkez ortasa destek. Tamam, bir de kimi soktuk? Deli Delibaş'ın ayarlı zaten, devam. Kerim yoruldu. Hemen oraya Ekin gelsin. Ali Emre çık, Serhat gel. Bir Serhat'ı görelim. Evet, Furkan ve Taylan da yoruldu. Taylan çık, Furkan gel. Furkan çık, Doğancan gel. Bu sefer de Furkan yöntem yoruldu. Melih gel. Melih'in ayarlamamıza gerek var mı rolünü? Melih savaşçı orta saha savunma. Şunu da şöyle ayarlayalım. Tamam. Bir kişi daha yoruldu orada da. Bir pozisyon izleyelim. Emirhan. Kaptırma. Emircan, Emirhan ikilisi yapacağız derken Emircan gitti. Aha Eren aldı topu. Ah hatalı top. Ekin. Deniz. Şimdi Ekin'de top tekrar. Dön ver pasını. Aldı iyi döndü Ekin. Güzel gidiyor. Aslanım benim. o <laughs> ne Ya gittin gittin. Niye 60 metre geri pas veriyorsun? Kaan. Güzel olsun. Ahmet'e ver. Ege. Ege yorulmadı yalnız ha. Oynarım diyor. Doğancana biraz uzun kaldı. Doğancan söktü aldı. Verdi pasını. Eren dön vur. Dön vur. Ah be. Ne yaptıysak olmadı ya. Kaç tane direk kaç tane pozisyon. Ahmet köşe vuruşunun başına geldi. Onun da duran topları fena değil Allah'tan. Kerim çıkıp e, Ahmet girse duran toplarda pek sıkıntı yaşamayabiliriz. Furkan Ege artık yoruldu. Normal olarak şöyle yapacağım o zaman. Muzaffer'le Ahmet değişecek. Evet, bir tek stoperlerimiz kaldı. Artık bitti zaten. Ne diyelim? Parmakla işaret edelim. Sonuç için endişelenmeyin. Sezon öncesi maçları sadece kondüz Yani. Bilmiyorum ki biraz morallerini bozar mı? Evet. Ben biraz daha hazırlık maçları oynamamızın sebebi bu. Sezon öncesinde daha fazla çalışmanız gerekiyor dedim. Furkan Emin motive gözüktü. Hadi bakalım. İlk maçını kaçta oynadı? Şu an tabi gözümüz tamamıyla Furkan'da olacak. 6.5 Valla Semi 6.3 ise Furkan iyi demektir. Bilmiyorum beyler. Bazı bölgeleri güçlendirdik ama bazı bölgelerde ne durumdayız hiçbir fikrim yok. Şu şeyleri ayarlayayım mı? Hemen şurada Ahmet Merkez orta. Burada oynarsa merkez orta sağ destek. Buraya koyarsak zaten merkez orta sağ savunma oluyor, sıkıntı yok. Tamam. Doğan Can'da bir şey değiştirmeyeceğiz. Ters ayaklı kanat oyuncusu değil mi? Tamam. Hüseyin Ekin. Melih'i değiştireceğiz şurada. Hop. Savaşçı orta savunma dedim. Furkan buradasın. Thiago deli baş geç. Eren'i değiştireceğim. Hemen şuradan yardımcı forvet hücum dedim. Semih. Şimdilik bu kadar. Aklımıza gelirse diğerlerini de yaparız. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Furkan Çelik'in sözleşmesi sona ermiş. Şöyle bir 4 haftalığına denemeye almak istedim. Biliyorsunuz bir tane defansif orta sağ aldık. Melih Kabasakal. Bir tane de orta sahibi savaşçı orta sağ alma düşüncemiz var. Furkan o bölgede güzel işler yapar diye düşünüyorum. İki bölgede de oynayabiliyor. Profil olarak gayet yeterli. Salih aklımızda vardı ama Salih 800-900 bin euro maaş istediği için o pek gerçekçi değil. Büyük ihtimalle e, süperlik seviyesinde de kendisine güzel bir takım bulabilir diye düşünüyorum. Salih iyi oyuncu çünkü. Biz zaten bu sezonda haftada bir maç oynayacağız. E, kupayı saymazsak. kupada zaten çok geç başlıyor. Bir de boş haftalarımız oluyor ya. Genellikle kupa maçları o boş haftalarda oynanılıyor. Dolayısıyla yine e, haftada... 2 maç 3 maç oynayacağımız tempoya girmeyeceğiz sadece Haftada bir maçta devam edeceğiz büyük ihtimalle O yüzden şu an rotasyon oyuncuları çok üst düzey seviyede olmasa da olur Furkan belirli bir seviyede bizim için gayet yeterli diye düşünüyorum Gelsin bir 4 hafta takılsın Biraz kulüpte vakit geçirdiği zaman istediği maaş miktarı azalıyor şu an ne kadar istiyor diye bakmadım ama Dediğim gibi sözleşmeyi imzalar. aslında İstanbul Spor istiyor. Çok da e, beklemesek iyi olur gibi ama eğer Furkan olmazsa yerini kimi bulabiliriz bilmiyorum. Çünkü kiralıkların hepsinde aylık ödeme istiyor ya. Yani. Aylık ödeme şey yapacağım ve ödeyeceğimi en azından kadroya katarım. 1-2 sene sonra gözden çıkarılanlar listesine koyup satarız. Şimdi mesela ne kadar ediyor? 170 ile 700 bin euro arası. E, güzel bir şekilde oynatabilirsek İyi bir paraya satabiliriz. Muzaffer yani geçen sezon kaç maç oynadı? 25 maç oynamış. Çoğunu yedekten girdi. 2 kez az başlamış. 23 kez yedekten girmiş. Yani 100 bin euroya gitti. Hiç yoktan iyidir. En azından verdiğimiz geçen sezonki maaşı çıkardık gibi bir şey oldu. O yüzden Furkan'ı da şöyle bir alalım. Yolumuza devam edelim. Şimdi birkaç tane de teknik ekibe hemen takviye yaptık. Mert Korkmaz 19 yaş altına asistan pardon asistan olarak pardon asistan olarak aldık. Yani çok arıyorum, tarıyorum. Asistan olarak aradığım kimseyi bulamadım. Zaten şu an almak istediğimiz personellerin hiçbirisi gelmek istemiyor. İşte Mertens'tir, Kelli'nidir, Bonucci'dir Ondan sonracıma şu an aklıma gelmeyen kim varsa deniyoruz. Ama hiçbirisi gelmek istemiyor. Ee, o yüzden orada abuk subuk birisi olacağını şu an biliyorsunuz kim olduğunu. Gelişir diye kararlılığı yüksek bir e, antrenör almıştık. Şuradan şöyle kulüp çalışanlarından göstersek daha iyi olacak. Mesut Kırıntılı var. Kararlılık 19. Teknik 6. Zihinsel 6. Tamamıyla gereksiz bir oyuncu. En azından burada bir Mert olsun da e, bizim için. Daha iyi daha iyi daha faydalı olur diye düşünüyorum Bir tane daha hemen yanına bir antrenör daha ekledim Çünkü kontenjanlar boş kaldığı zaman bazen yönetim o kontenjanı otomatik olarak kaldırıyor Yönetim kaldırmasın diye en azından şimdilik boş durmasın dedim Bir de yanına Martin ekledim Martin de siz bakmayın her şey var hücum taktik var yani Martin savunma oyuncusu ama hücum taktiğe ihtiyacımız var Şu an rahatlıkla girebilir Girsin biraz takılsın. Gençlerle çalışması da fena değil. Mert Korkmaz'ın yüksekliğiyle ama yapacak bir şey yok. Bir de az takımda da boş kontenjanımız vardı. Oraya da ne yazık ki şu an işte aklımızda Cristiano Ronaldo var, şu var, bu var ama e, hiçbirisi gelmek istemiyor. O yüzden şu kaleci meselesini en azından halledelim diye düşündüm. Tetereyna kararlılık 20. E, ulusal e, B lisansını alacak 1434. En azından şöyle ufak ufak gelişsin. Dediğim gibi orada da bir kontenjan bekliyorduk. E, Az takım antrenörlüğü için fazladan bir tane daha verdiler. Toplamda iki tane verdiler. Öyle olunca nereye yapsak nereye etsek hücum teknik e, olabilirdi. Bulamadık ne yazık ki. Oraya Eto'yu koyduk. Ondan sonra Cima. Şey oldu toplu oynama olabilirdi. Serkan yalnız 3 üç yıldızlı 3.5 üç yıldız olmuş. Dikkatinizi çekerim. E, şey lisans alınca ama tabii oraya daha iyi birisini bulduğumuz zaman Serkan'la yolları ayıracağız. Aklımızda Patrick Müller'i buraya koymak var. Savunma taktiği de Stam'ı bekliyoruz. Şuraya iki tane hemen Pepe Reina'yı da buraya koyacağım. Ee, bir taraftan gelişsinler. Geliştikleri zaman da İsmail'i çıkarır. E, Cristiano Ronaldo'yu kondisyoner olarak ekleriz diye kafanda böyle bir düşünce var. Şimdilik gelecek personeller bunlar yolumuza devam edelim. Evet Gökhan'da hafif bir gelişme var. Son 3 ayda gözle görülür bir şekilde gelişti diyor. İnşallah bu gelişimine bu sezon devam edecek. Kararlılığı düşük olduğu için çok fazla beklentimiz yoktu ama e, geçen sezonda çok güzel başladı istatistik olarak. Gelişim olarak çok güzel e, şeyler yaptı. Bitiricilik 14'ü çatlıyor 15'e çıktı. O yüzden Gökhan'la ilgili umutlarımız bayağı arttı. Ee, i̇nşallah gelecek sezonun sonunda Forvet için iyi bir alternatif olacak Belki diyeceğiz ki Semih'e güzel bir teklif gelirse Semih'i gönderebiliriz Nasılsa arkadan gelen oyuncu var Sami'yi öyle gönderdik Kafamız rahattı Emircan'da Furkan var diye Geçen sene geçse Emircan'da da rahat olurduk ama Bakalım şöyle bir deneyeceğiz Ya sol tarafla ilgili şu an en kötü durum Kafamda alternatif içime sinen bir alternatifin olmayışı Yani Naci dışında şu an içimesinden hiç kimse yok. O yüzden en azından şu anda Temmuz'un 8'indeyiz. Ağustos'a kadar belki Ağustos'un sonuna kadar bir furkanı deneriz. Baktık hiç gelişme yok. O zaman bir tane e, sol kanat kiralayabiliriz. Bu arada bir de e, 19 yaş altına da komple hazırlık maçları ekledim. Çünkü sezon ta Ekim'de başlıyor. Ekim'e kadar boş bırakırsak bu çocuklar gider. eee Bugün bir maçla başlayacaklar. Şöyle haftada bir maç şeklinde yola devam edecekler. Onlar için de gayet güzel olur. O zaman teknik ekiple toplantımıza geçelim. Taylan daha yüksek seviyelerde karşılaşma oynama tecrübesi kazandığı için gelişimine güzel bir katkıda bulunmuş. Şöyle bir bakıyoruz. Bu sezon kesinlikle satın almak istediğimiz isimlerden bir tanesi transfer listesinin en tepesinde olacak. Geçen sezon biraz alışma sürecindeydi. Asıl performansını bu sene göreceğiz bakalım. Evet bir gol bir asistle tamamlamış. Peki bu sezon neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Orada Gökdeniz ve Taylan uyumu da artık iyice artmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Geçen sene çünkü bayağı birlikte oynadılar. Evet tam doğduğumuz gibi Kaan tekrar eski hiyerarşideki eski yerine geri döndü. Gayet güzel oldu zaten orada bir yardımcı kaptan olduğu için biraz yüksekte olması gerekiyordu. En azından Ali Emre giderse orada e, takım lideri olarak çıkacak bir ismimiz var. O bizim açımızdan çok iyi oldu. Çünkü e, genç bir kadromuz var. Bu kadroyu liderlik edecek bir isim olması çok önemli. İki lider olursa tabii ki çok çok daha güzel olur. Yani Ali Emre bir, Kaan 2 e, gerçekten çok iyi olur. Gökdeniz oraya geldi. Kim çıkabilir başka? Belki Hamza çıkabilir, Semih çıkabilir duruma göre. Hep birlikte göreceğiz. Henry bunu bize yapmayacaktın. Ama yani 422 bin euro maaş alıyormuş zaten ya. Henry'i biz istesek de alamazdık da. Yine de biraz üzdü. Gelseydin şurada bir asistanlık yapsaydın tam şahlanıyoruz ne olacaktı? Mehmet Yılmaz. Sol tarafta evet, bir, ya karakter işe kar, karakter demişim. Kararlılığı biraz Yüksek olsa hiç düşünmeden bir teklif yapacağım da Kararlılık meselesi canımı çok sıkıyor Mehmet transferinde Bakalım bir Furkan'la devam edelim az çok belli olur Sol beke yedek olabilir ihtiyacımız olursa bakarız listede bulunsun İrfan gelmek istemiyor Şimdi bir bakalım Ali Emre'ye teklif gelecek mi gelmeyecek mi Çok fazla heyecanlanmaya gerek yok Ali Emre'ye teklif gelmezse hemen oradan e, yeni bir sözleşme yapacağız Ali Emre'ye. Gelirse de muhtemelen Doğan'la devam ederiz. İrfan bilmiyorum. Şu, benim de çok fazla istediğim bir isim değil. Yani profil olarak iyi ama ben biraz daha genç geliştirebileceğimiz bir isim istiyorum. Neden? Kaleci antrenörlerimizden biri Buffon oldu. Diğeri de Pepe Layne olacak. E daha ne olsun? Şöyle bakalım. Pasör stoper ihtiyacımız yok. Geçtim. İmza attırabiliyoruz bu arada. Ofansif oyun kurucu yok. Fizik yeterli değil. Geçtim. Cemal Azat Sol bak. Şimdi bu olabilir. Ama buna da imza attıramıyoruz. 51 bin. 51 bin para değil ya. Ama potansiyel çok yok. Aklımızda bulunsun. Furkan olmazsa denize düşen yılana sarılır misali artık yapacağız. Ya da paraya kıyıp barası kiralarız ya. Bilmiyorum ki. Yine bir listede bulunsun. Efe Kağan. Kaz Şure'nin altyapısından. Diyorsun. 19 yaşında da. 19 çok geç kalmış ya. 19 yaşındaki oyuncunun profili böyle mi olur? Bizim Emircan Sami ile yaşıt. Arada dağlar kadar fark var. Yine aklımızda bir bulunsun. 60 bin ile 600 bin euro arası. Peki. Alim Öztürk, yani bir ara aklımızdaydı. Şu an stoperi ihtiyacımız yok. Artık 31 yaşına da gelmiş, çıkartıyorum. Kaan Kurt, Sabek, Furkan Metin olduğu için ihtiyacımız yok, geçtim. Alihan Gümüş, fırsatçı golcü bizim altyapımızdan çıkacak. İnşallah yolumuza devam ediyoruz. Hazırlık maçlarına güzel bir başlangıç yaptık. Favori iki oyuncumuz. En azından büyük beklentilerimizin olduğu iki oyuncumuz golle başladılar sezona. Haydi bakalım hemen bir izleyelim. Enis ve Gökhan kesinlikle Altın Ordu'nun geleceği olacak gibi gözüküyor. Yakup iyi kontrol. Uzun bir top sol tarafa doğru Mehmet Erdem. Gökhan opa çok fena. Ya var ya Zlatan'ın tedrisatından geçtiği nasıl belli. Emekli olmadan önce bize son bir kıyak yaptı da emekli olmasa iyiydi ya. Tansu verdi. Gökhan yine güzel bir bitiriş. Şimdi Enis'ten bir şey. Şö... Enis en mi şu aynen. Tam bir otoban faresi var ya bak. Boyu da kısa. Yardır aslanım. Gökhan aldı. Hop sıyrıldı. Rakibe çarptı. Güzel bitirmiş. Ben alıp gidecek atacak zannettim de. İlker. Yağızcan. Şimdi verdi fasını Berkcan'a. Berkcan'dan. Be... Bedirhan aynen. ...bir an o şey yapamadım karıştırdım sandım... ...Bedirhan'dan güzel bir bitiriş... ...Bedirhan'a da bu arada şey var... E, ...kiralık teklifi var... ...onun da potansiyeli olduğu için... ...gitsin oynasın istiyorum... ...normalde 15 yaşında kiralık gitmez... E ...ama yedek kalacak... ...koca sezon... ...yani yedek kalmasındansa... ...bu arada Mehmet sezonu iyi başladı ama... ...daha ilk hafta ya... ...biraz düşüşle e, girdiyse... ...maçlar bittikten sonra normal kısa sürede toparlar. Şimdi oyuncuların çoğu henüz maç kondisyonunu toparlama aşamasında görüyorsunuz. Herkes facia. Aynı şekilde az takımda da öyle. Bu biz yedeklere ayarladık mı? Tam bunların çoğu gidecek zaten sıkıntı yok. Yolumuza devam edelim. Evet Muzo ile de vedalaştık. İnşallah kariyer için güzel bir değişiklik olur. Alıp kiralamak istiyor demek ki biraz potansiyel görüyorlar 3 yıldız net 4 yıldız olabilir ya potansiyel vardı da i̇şte Oynattık gelişmedi ne yapalım 30 maç oynattık az takımda Hiçbir gelişme yok Burada yedek oynadı çok fazla bir gelişim olmazdı ama Bakalım belki kariyerinde güzel bir şeyler yapar Güle güle diyoruz kendisine 1.4 Transfer bütçesi 300 bin Euro'da maaş bütçesi Şakamaka maka fena değil beyler Fena değil Ömer Toprak güzel bir yedek olabilirdi de artık 34 yaşındaki oyuncu ya da çok fazla gerek yok. Biz yedek stoperimizi güzel aldık. Hüseyin Türkmen benim bayağı içimesinde. Devam. Evet Mert Korkmaz transferi de tamam. Yıllık 5.5 bin euroya biraz da prim vermemiz gerekti tabii ki. Valla yönetimden maaşları arttır dedik antrenör maaşlarını arttırdı. Ama hala maksimum 5000 verebiliyor. 5.5 verebiliyor. Gerçekten maaş bütçemiz çok çok düşük. Valla bayağı bir paraya ihtiyacımız, bütçeye ihtiyacımız var. Bakalım o yüzden Kaan'ı falan almak zaten önemliydi. Belki Kaan'ı çok daha ilerleyen sezonlarda ucuza da denk getirebilirdik. Ama şöyle bir durum var. Ne zaman oyuncunun kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağını asla bilemezsiniz. Hamza bunun en büyük örneği ve az takımda oynuyorsa bir oyuncu, Kulübü genellikle yeni sözleşme öneriyor. O yüzden e, Kaan'ı bu sezon almak önemliydi. Oynayan oyuncuyu biz her türlü güzel bir fiyata satarız diye düşünüyorum. Bakalım gelecek sezon en azından bir 2 milyon 3 milyon euroya satabilirsek. Belki de transfer açısından çok önemli bir bütçe kazandıracak bize. Hep birlikte göreceğiz. Evet Pepe Reina transferi de tamam. Valla kaleci antrenörlerimiz hiç fena olmadı. Tabii bizim hedefimizde kupe falan vardı ama olsun. Ee, yine de hem kontenjan boş durmasın, hem de kupe başka takımla da anlaşabilir, gelmek hiç istemeyebilir. O yüzden hazır kontenjanımız varken orayı boş bırakmamak iyi oldu. Bakalım B lisansını almak için zaten çalışıyor. O yüzden herhangi bir kursa göndermemize gerek yok. Bir tekliği kursuna gönder, devam ederiz. Bakın demek istediğim buydu işte. 19 yaş altındaki kontenjanı hemen çat diye kaldırmışlar. Fazladan zılatan gitti bir kontenjanımız daha olması lazımdı. O kontenjan yok. Ha, me pardon Mesut'u kovmamışız. Tamam şimdi oldu. Ben bir an kontenjan gitti sandım kontenjan gitmemiş. Şu an iki tane asistan var? Aa, güzel 19 yaş altına da iki asistan alınabiliyor. Bak bunu bildiğimiz yoldu. Hemen şöyle bir Mesut'la yolları ayıracağım. Karşılıklı olarak fes edeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Uçuk düzey değil de 8500 euro Hemen şöyle bir Vallahi boşu boşuna fazladan para verecek. Karşılıklı anlaşsak belki dörde bitirecektik. Güle güle diyoruz Mesut. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet Martin'i de antrenörlük kursuna gönderdik. Dil kursu tamam. Hücum taktiği de yerleştirdik. Son durumumuz bu. Şöyle bir bakıyorum Pepe Reina da buraya giriyor. Şöyle yapalım. Bir buçuk olsun. Tamam tamam. Üç buçuk, üç buçuk. İki buçuk, dört, üç buçuk, dört buçuk. Ondan sonracığıma üç, üç. Peki. Robben'e şöyle bir bakacağım. Kursu devam ediyor herhalde. Tamam. Bir de Pepe Reyna'yı takımda ayarladık mıydı? Evet, şuraya aldım. Burada bir buçuk oluyor ama yani bu fon varken yapacak bir şey yok. Şuraya bakacağım bir de. 7-3. Elle kontrolü bu fonu zayıf. Oo Pepe'nin bir. Evet. Yapacak bir şey yok ya. Şimdilik idare etsin. Adaptasyon 20, kararlılık 20. Gayet güzel. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Tansu'da gelişme var. Kararlılık artmış da. Ya birader, o kararlılığın gideceği baya bir yol var ya. İşte bazen böyle oluyor. Yani tamam profil güzel bir şeyler var diyorsun. Kararlılık 3, kararlılık 4, kararlılık 5. İnşallah Patrick Clivert'dan sonra bunu biraz kıracağız. Hemen şöyle bir övelim yolumuza devam edelim güzel biraz morali arttı. Evet şimdi Kerem'in bence sol tarafta hücum olması biraz avantaj oldu. Furkan'ın eksikliğini en azından dolduracak bir oyuncu olur. Defansif anlamda e, sıkıntı çeker miyiz bilmiyorum ama aklımda şöyle bir şey var. Sol taraftan bindirme yapar, sol taraftan dripling yapar. Bunlar aklıma gelen ilk oyun karakteristikleri ama biliyorsunuz ilk sene oyuncuyu tam tanımadan e, şey yapmak istemiyorum oyun karakteristiği eklemek istemiyorum pek tercih etmiyorum. Hatta şu an mesela Semih'e bile nasıl bir karakteristik eklesek? Kafamda tartıyorum. Toplara aşırtır mı desek, ser şut çeker mi desek, kaleciyi çalımlar mı desek? Bence Semih'in oyunu bile hala tam olarak oturmadı. Bu sezon biraz daha oturmuş olacak. Hep birlikte göreceğiz. Yalnız o fizik ne oldu öyle ya? Yani? 14 14. Şurası da 14, burası komple 14 olabilir ben size söyleyeyim. Şurada 13 olsa zaten tamam daha ne olacak? Aslanım benim, güzel. Semih bizim için çok iyi bir transfer oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fiyat performans olarak bence çok güzel bir transfer dönemi geçirdik. Emircan on, kalsaydı daha iyi olacaktı ama e, birilerini de satmamız lazım. Çıkın beni etkileyin dedim. Haydi bakalım. Şöyle gümbür gümbür Hazırlık maçı olduğu için yine bir ilk, don ilk 10 dakika dengeli olsun. Şimdi pozitif aldım. Daha çok çabalayın diyorum. Hop Gökdeniz. Çok güzeldı Semih ver sola. Ver Furkan Emine. Bak şu çocuğu dışlamayın ama. Furkan Emine kazanmamız lazım. Yoksa piyasada sol kanat yok. Altyapıdan gelen oyuncularda da ışık yok. var bir tane Mehmet Erdem de. Çok kötü gol yedik. Orada Semih Fas'ı Furkan Emine verse bu gol olmayacaktı. Baş biraz daha baştan gösterse şey yapacağız da. Neyse. Kötü başladık. Bartolek verdi pasını. Taç atışını kullandı daha doğrusu. Şimdi sağ taraftan aldı. Koşu yoluna doğru güzel bir top. Orada Deniz var. Verdi pasını Furkan'a. Tek top Kerem. Kerim. Furkan Emin. Hop geri bıraktı tekrar denize güzel. Şu an top kaptırmasın yeter ya. Bir buçuk yıldız zaten çok düşük bir seviye. Uzun bir top denedi ama Semih'in boyu yetmedi. Şimdi Semih'te kaldı top. Furkan Emin tekrar ver koşuyu. Kerem'e bırak topu. Güzel. Kerim. Rakibe çarptı. Hoppa ya sen nasıl bir... Bak bir şeyler olacak burada. Bir şeyler olacak. Umudum var. Kerim topun başına gel. Biz penaltımızı seçmedik ama... Semih kullanıyordu. Şeyin kaç? Kerem'in penaltısı kaç? 10. Semih 11. Maç sonu Semih olarak ayarlayalım ya. Yine forvet kullansın. Hani çok yüksek olsa tamam diyeceğim de. Daha bir de üzerine düşük. Şimdi e, rakip takımda top. Bartolekine sağ taraftan aldı. İyi ilerliyor. Hoppa! Furkan Emin güzel. on numarayı da kapmışsın aslanım. İddialıyım diyorsun ha. Ali Emre. Kanatlar fena değil gibi. Biraz topu kanatlara gönderip kenarlara açılalım. Başarabiliriz diyorum çocuklara. Ege'yi oyunda görmedim. Biraz daha çizgi ortalar deneyelim. Evet ilk yarının skoru 1-1. Şimdi ne diyelim? Yumruğumuzu sıkalım. Biraz moral verelim ya. Kaleyi bol bol şut çektik. Bu bizi mutlu etti. Peki. Hazırlık maçları olduğu için çok yüklenmeyeceğim. Bir de şurada kazanmak istediğimiz 3 oyuncu var. Deniz, Ege, Furkan Emin. Deniz zaten nispeten artık bu seviyelere iyice hazırlandı. Ege'nin de biraz ikincilik tecrübesi var. Furkan Emin bakacağız. Güzel pas. Semih birebir de kaldı aslanım benim. Semih'e kaleci geçer diyebiliriz. Fiziği tam oturmadı ama bu fizikle kaleci çalımlayabilir. Belki teknik özellikleri aşırtma için yeterli olmayabilir ama ben onu da becerebileceğini düşünüyorum. Gökdeniz yalnız var ya bu sezona da damgasını vuracak gibi. Evet oyuncular biraz erken yoruldu. Geçen şeyin de etkisiyle Hüseyin, Kerim, Ekin, Meli, Hamza Çık, Ahmet. pek. Şimdi geri kalan değişikliklerimizi de yapacağız. Emir buradasın. Hangisi sol hangisi sağ? Sol. Şöyle çevirdim. Ege çık. Furkan buradasın. Gökdeniz çık. Delibaş. Furkan Emin çık. Doğancan. Semih çık. Eren. Haydi bakalım. Serhat'ı da yavaş yavaş oynatsak iyi olur gibi ama Ali Emre'nin maç kondisyonunu kazanmadı. Şimdi şurada bir tek şeyim ayarlayacağız. Furkan'ı savaşçı orta savunma yapacağım. 2 tane savaşçı orta sağ. Hatta Ahmet'in de top kapması var. Şu yedek üçlü var ya savunma açısından çok güzel bir üçlü olacak. Zaten biz değişiklikleri yaptığımız zaman genellikle savunma ıı, odaklı yapıyoruz. Ama gol bulamazsak sıkıntı olabilir. Doğancan topu iyi aldı. Emir güzel verdi pasını Furkan'a. Furkan şöyle bir etrafına baktı. Tekrar emine, e, emire döndü. Hüseyin. Ver hemen Ahmet'e. Ahmet, güzel pas. Emirhan. Şimdi sol tarafa doğru. Doğancan, iyi pas. Oğlum ne güzel pas taşıyorsunuz öyle. Vallahi dans eder gibi. <laughs> Yedek oyuncular e, girdi kadro. Bir kalite geldi oyuna. Uzan ne yapalım biliyor musunuz? Tempo zaten yüksek. Biraz daha hücum ağırlıklı oynayabiliriz. Bir saldırın bakayım ya. Evet. Biraz yorulsunlar. Bundan sonra zaten yedek kadroyla başlayacağız. Dakika 85. Kaleye gördüğünde bir şut çek diyelim. Üçü bulabilir miyiz? Lovric uzaktan iyi kesti. Top dışarıda. Ali Emre. Artık son saniyeler. Emir'le başladı. Furkan ve maç sona erdi. Gayet güzel. Kollarımızı yukarı kaldıralım. Ee, galip gelmenizi beklemiyordum demeyeyim de umut veren bir performans aldınız. Tebrikler. Güzel. Şimdi o zaman bence Furkan'a da sözleşmeyi önerelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hemen zaten birkaç gün sonra iki gün sonra bir maç daha var. Bu maçı rotasyon kadrosuyla çıkacağız. Biraz daha artık güzel seviyelere gelmeye başladı kondisyonlar. Tamam şimdi güzel bir haberimiz var Enis sevindirici bir gelişim gösteriyor hemen şöyle profiline bakalım aslanım benim teknik gayet güzel gelişiyor Oo, 15 olmuş kaçtı ki şöyle bir bakayım 15miş zaten biraz kıpırdanmaya başlamış güzel ben size bir şey söyleyeyim bence gelecek sezon yani sezon sonuna kadar Enis çok güzel gelişecek belki gelecek sezon az takımda oynayacak seviyeye gelmez. Ama kesinlikle sağ taraf konusunda kafamız rahat. Eğer göklenizi satmamız gerekirse Enis'le yola devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir zafiyetlerine de bakalım. Baya fazla gibi gözüküyor da. Birincilik seviyesinde zıplama, atletiklik. Bir atletikliği bakayım. Vücut sindeliği zayıf ya. O biraz sıkıntı olabilir. Yoksa hız hızlanma, çeviklik fena değil. Çeviklik 14 değil miydi ya? 13'müş. Tamam. İnşallah kısa sürede orası 14 olur. Furkan meselesi tamam. 57 bin euro yedek oyuncu olarak anlaştım. Artık yedek oyuncu olduğu için bunun da imzasını falan göstermek istemedim. Boş yere şey olmasın diye. Vakit geçmesin diye. İyi. Sağlam bir rotasyon oyuncusu kadromuza kattık. Şu an kafamızda tek bir mesele var. Ali Emre Yanar giderse yerine kim alacağız? Yalnız dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İlgilenen takım sayısı gitgide azalıyor. Gitgide azalıyor. Bu da bizim elimizi güçlendiriyor. Vitesse de listeden çıkarsa, Ali Emre'ye yeni bir sözleşme önerip şu serbest kalma maddesini kaldıracağım. Çünkü yani 600 bin euro bedava gibi bir şey. Şu an en son istediğimiz şey bir de Kaleci aramak. Serhat alttan geliyor gibi ama yani daha şu an. Onun için çok erken. İlgilenen iki tane takım vardı. Şimdi kimse ilgilenmiyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Ya şu pilot kulüp meselesini bir halledelim beyler. Pilot kulüp var. Buradan da aranıyor da ben şuradan seçeceğim. E, oyuncu ağı, pilot kulüp. Oyuncularımızı kiralık olarak göndermemizi kolaylaştırmak için bir pilot kulüp bulmamız lazım. Doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz. Sebep? Yani gözü kara bir şekilde bu işe girmemiz lazım. Bak rakiplerimizden geri kalacağız. Bu konuyu tekrar düşünmenizi istiyorum. Hiçbir şey değişmeyecek diyor. Tehdit etmiyorum. Başkanın ne halim varsa gör diyorum. Ya zaten ofspor artık... E kiralık olarak gönderilemeyecek kadar kötü bir takım. Yani üçüncülük takımına kiralık göndersen ne olur? Göndermese ne olur? Bir ikincilik veya en azından birincilik, birincilik veya en azından ikincilik kulübü bulabilirsek çok daha rahat olacağız. Ama Serhat meselesine üzüldüm. Denizli Spor'la Alanya Spor istiyordu. Tam böyle birincilik seviyesinde, süperlik seviyesinde kendine bir kulüp bulacak derken ikisi de teklifi yapmadı. Neyse bakalım devam. Bu arada bu sezon televizyonda yayınlanacak bir sürü maçımız var. Ee, sezon sonunda bir 2 milyon euroya yakın bir para oradan gelecek. Onu da unutmayın. Biraz şöyle sezon sonuna kadar transfer bütçesi biriktirebilirsek biraz da oradan gelirse Taylan meselesini rahatlıkla çözeriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sıradaki hazırlık karşılaşmamız Apoel ile. Evet bu maçı rotasyon kadrosuyla çıkıyoruz. Maç kondisyonunu kazanması gereken çok fazla oyuncu var. Serhat şöyle çıksın biraz hazırlık maçlarında kendisini göstersin. Çünkü artık 19 yaş altında oynayamıyor. 19 yaş üstü gözüküyor. O yüzden onu biraz hazırlık maçlarında değerlendireceğiz. Ali Emre zaten büyük ölçüde kondisyonunu tamamlamış durumda. Yedekler biraz daha iyi. Arada sırada Thiago'yu oynatmamız gerekebilir. Ama zaten Thiago'yu gözden çıkartmıştık kiralık sözleşmesini iptal edebilsek anında göndereceğim ama iptal edilemiyor ne yazık ki. Evet. tabi biz öyle bir umutla kiraladık ki Thiago'yu. Yani doğrudan az takım oyuncusu olacak diyorduk. Valla hiçbir şey de olmadı. Umduğumuzu bulamadık yani. Evet hazırlık maçlarının amacı bana ilk 11'deki yerinizi hak ettiğinizi göstermek. Bunu unutmayın dedim. Furkan dışında kimse. I -ı. Hadi bakalım hayırlısı. Güzel bir karşılaşma olsun. İyi performans beklediğim oyuncular var. Hüseyin, Ekin, ondan sonra Cima, Eren, Emirhan. Bunlardan bir ta birer tanesi. Bunlardan bazıları daha doğrusu. Şaka maka yedekte bize güven veren oyuncular var. Yalnız Apu Ali'yi başladı. Aman diyeyim. Emir kafayla uzaklaştırdı. Emirhan'a gelir mi? Melih'i aldı. Bravo aslanım. Şimdi kontraya çıkartıyor takımını derken... Rakip oyuncudan iyi müdahale uzun bir top Serhat rahat bir şekilde aldı. Haydi Serhat göster kendini. Hop ya şunu yaptın ya gönlümde bir yerim var artık. Furkan Metin, Hüseyin. Bin defa diyorum şu elli uzun oyna diye ilk defa Serhat dinledi beni. bir <laughs> duygulandım bir anda. Aman diyeyim evet. Duygulandık ama fazla uzun sürmedi. Baya iyi geldiler yalnız ya. Bak göğsüyle iyi yumuşattı. Uzun oynadı. Sol tarafa doğru Marquinhos. İyi kontrol. Orada Hüseyin. <laughs> Hüseyin elini kaldırıyorsun da ayağınla vuruyorsun Hüseyin. Nasıl olacak? Evet Hüseyin. Hüseyin'den çok fazla umutlu olmamız, olmamamız gerektiği anında ortaya çıktı. Biraz daha pozitif. Konsantrasyonunu kaybetmeyin. Valla kanatlarımız fena değil. Şöyle bir kanatlardan bir yürümeye çalışacağız. Doğancan da bir şeyler yapabilir. Emirhan da bir şeyler yapabilir. Furkan ile Hüseyin biraz çabuk yorul. Geçen maçta oynadıkları için olabilir. Olsun. Az yedek böyle hemen rotasyon yapa yapa maç kondisyonunu halledeceğiz. Hoppa. Serhat sadece izledi. Serhat sadece izledi. Acaba Ali Emre yerine alternatif olabilir mi diyorduk. Kesinlikle hazır değil. <laughs> elini uzattığı yerde hiçbir şey yok. Boşla elini uzatıyor. Allah'ım yarabbim. Yalandan hani kurtarmış gibi yapayım dercesine. Bir su şişesi fırlatmam lazım da hazırlık maçı olduğu için sesimi çıkarmıyorum. Evet dostluk maçı olabilir ama böyle bir performans kabul edilemez. Hiç kaleye gidemedik bile. Tamam Apoel de kötü takım değil ama. Yani. Ekin. Haydi aslanlarım. Doğancan. Verdi topu tekrar Ekin ama şaka maki ilk hazırlık karşılaşmalarına çıkıyorlar. As olarak. Hep yedekten girdiler. Emir. Şöyle bekledi. Melih. Furkan. Uzun bir top denedi. isabetli değil. Hüseyin rahat bir şekilde kontrol etti derken. Ah Hüseyin bu sezon seninle ne yapacağız bilmiyorum bir işimiz var gibi gözüküyor Hüseyin'e ama Emir, Furkan, Doğancan, Güzel Arapaz, Eren haydi aslanım bitir. Aslansın Eren var ya. Eren'den çok çok umutluyum. Bizim için çok kıymetli bir rotasyon oyuncusuna dönüşebilir. Özellikle 4-2-4'te iki tane çalışkan forvet oynuyorduk. Birisine pivot center for koyuyorduk Thiago'yu. Eren oraya çok çok iyi oldu. O tür maçlarda kilidi çözemediğimiz, üstün oynadığımız ama kilidi çözemediğimiz maçlarda Eren bizim için çok değerli olacak. Deniz mi Kaan mı? Deniz'in biraz daha oynamaya ihtiyacı var da. Şimdi Emir'in yerine şey koyuyoruz ya. Hadi Kaan da gelsin ya. Serhat Emir'in yerine denizi koyacağız diye şey yapıyorum. O yüzden kanı koyuyorum. Melih, Emir. Verdi fasını Ekin'e. Ekin sol taraftan aldı, hızlandı. iki oyuncunun arasına girdi, iyi de ilerledi. Ver sağ tarafa doğru oyunu açtı, güzel oldu. Deste Furkan Metin geldi, haydi Furkan. Haydi Furkan, bir zamanların o Wonder diyecektik. İyi de hareket yaptı, Emirhan yapıştır oradan. Çerçeveyi gördü, vuracak. Ah, Üstten dışarı çıktı. Emirhan'da bir sarı var. Furkan yoruldu. Hop. Taylan buradasın. Birkaç oyuncu daha yoruldu. Hemen şöyle hızlı hızlı. Kerim. Ahmet çık. Hamza gel. Bundan sonra bir haftalık ara var. Çünkü üst üste bir... Hoppa. Üst üste maçlar yaptık ya. Oyuncular biraz dinlensin diyecektim. Serhat. Evet. Serhat bizim için alternatif değil ya. Bunu bu maçta çok güzel anladık. <laughs> yani bilmiyorum. Bence Refleksiyon üç çok güzel olmuş. Refleksiyon çok güzel olmuş. Ya bir 10 filan olsa neler olacaktı kim bilir. Melih çık Ege gel. Furkan çık. Orada bir yanlışlık oldu. Şöyle Furkan çık, Furkan yöntem gel. Bir şey ekranına girmem lazım. Şurayı şöyle değiştirdim. Furkan yöntem burada, Ege burada, Hamza. Tamam, tamam. Bu arada Doğancan da yoruldu. Son 10 dakika artık diğerlerini de değiştiriyorum. Bir dakika yanlış değiştirmedim. Doğancan tamam Furkan Emin. Eren Aydın iyi durumda oynasın. Biraz daha hücum ağırlıklı diyeceğim. Taylan. Şimdi Hamza'da top. İçeri doğru kesebilir mi? Orada biraz sıkıştı gibi. İyi sıyrıldı. Açmayı denedi, rakibe çarptı. Marquinhos. Uzun oynadı o top bizde olması lazım Kaan. Rahat bir şekilde tek topta Taylan'a verdi. Uzun bir top. Orada aslansın be. Furkan Emin be. Ama offside. Güzel güzel. Furkan biraz umut verdi. İki maçtır yapıyor bir şeyler. Bicycle kick de vurdu. Hadi bakalım. Evet 3 birlik mağlubiyet normal olabilir. Rotasyon kadrosu ilk maç en nihayetinde. Arada böyle yenilsinler kendilerine gelsinler. Furkan sol tarafta iyi gidiyor haydi aslanım. Furkan senden vazgeçmiyoruz Furkan. Yavrum Furkan be. Belki de acaba kapasitesinin altında takımlarda liglerde oynadığı için mi gelişmedi? Bir patlama yapar mı acaba bu sezon? Baksana. Orta klas. Gökdeniz çıktı vurdu işte bu kadar 3-2. Offside olmasa Furkan Emin tek başına 3-3 yapacaktı ha. Ne diyelim? Evet, resmi maçlar başladığında bu performansın çok üstünde oynamanızı bekliyor olacağım. Bu böyle olmaz. Evet. Güzel bir galibiyet var burada. Oo, Yağızcan 2, Enis 1, Gökhan 2, Oğuzhan 2. Yine coşmuşuz. Gökhan onunla oynamış. Bir tık hızlandırdım. Enis sağ taraftan aldı. iyi kontrol. Haydi Enis iyi de gelişiyor. Güzel pas verdi. Yağızcan'dan iyi bitiriş. Bitiricilik 11. Yağızcan aldı. Verdi pasını Enis'e. Enis'ten koşu yoluna doğru güzel top. Gökhan iyi kontrol açısı dar of. Gökhan'ın şutları var ya Gökhan'a sert şutlar çekeri ekleyebiliriz. Gökhan'da top tekrar bir de gelişine şut da olabilir. Şimdi mesela Gökhan'ı görünce karakter olarak bunu anlıyorsun. Semi'yi tam şey yapamadım. Semi biraz daha hızını kullanıp çabukluğuyla kaleciyi çalımlayacak tazda bir oyuncu gibi ama bakacağız. Selman Cihan Gökhan. Vur ona Muhammed. Serdar. Sol tarafa doğru Mehmet Erdem. Tek top çok güzel. İşte bu kadar. Ama gol geçersiz diyor. Serdar. Şimdi Muhammed. Sol tarafa doğru Mehmet. iyi yetişti. Güzel. Gökhan iyi bir kafa. Mehmet biraz kendini toparlarsa olabilir. Mehmet'in tek sıkıntısı işte. Teknik çok çok zayıf. İlker uzun oynadı. Gökhan indirdi. Eniste top. Enis birebir de ilerlemeye devam ediyor. İyi kontrol, güzel bir bitiriş. Aslanım benim. Çok güzel bir tecrübe kazanıyorlar şu an. Polat içeri doğru kesti. Orada kim var? Can yapıştır bir tane. Oğuzhan 6 oldu. Polat taca dışını kullanıyor. Yağız Can içeri doğru kesti. Oğuzhan çok güzel bitiriş. 7-0. İşte bu kadar. Gençleri tebrik ediyoruz. Hemen hoppa hızlı bir bakayım dedim. İyi ki de bakmışım. Gümbür gümbür geliyor sonunu bilemem. Devam. Avrupa şampiyonasında menajer kıyma. Haydi bakalım. Türkiye menajeri kovuldu. Kunsun ekibi Türkiye'den ayrıldı. Beyler. Aradığımız fırsat sonunda karşımıza çıktı. Henüz ligde şampiyon değiliz. Geçen sezonu 6. bitirdik ama sezonun e menajeri seçildik. Ben şansımı denemek istiyorum. Ben şansımı denemek istiyorum. Menajerlik için aranan kr kriterlere bakalım. Valla kriter, kriter kriter yok. Bastım gitti o zaman. Göreve talibim. Beni de bir düşünün ya. Basına duyurayım mı? Yani bence basına duyurmayayım. Çünkü şu an öyle bir ağırlığımız yok. Tamam yani sezonun menajeri seçilmiş olabiliriz ama Fatih Hoca boşta. E, i̇lla Türk menajerle çalışacaklar diye bir kaide de yok. Stephen Kunz'tan biliyoruz. Biz yine şöyle bir başvuruyu boş geçmeyelim ama çok da bence duyurmayalım. Aynen şöyle bir dursun bakalım. Kabul ederlerse ederler etmezlerse bir sonraki sırayı bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Furkan yöntem. Oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeye alıştım. Gayet güzel. İlk oyun karakteristiğini tamamladım. Yazık ki geçen sezon sonunun bitişinden kalan düşüş hala devam ediyor. İnşallah kısa sürede toparlamaya başlayacak. Maç kondisyonuna şöyle bakalım. Maç kondisyonu yavaş yavaş güzel bir seviyeye gelmeye başladı. Ama hala maç kondisyonunu kazandığı için toparlayamaması biraz normal olabilir. Şimdi ikinci e, şeye baş, başlayacağız. İkinci oyun karakteristiğini. Bunu Müller'e vereceğim. E, taktiksel a, anlamda. Aslında ekstra da olması gerekiyor ama pasa koymuşlar. Şöyle, gerçi pasla alakalı da olabilir de. Maçın temposuna yön vermeyi huy edinmesi yönünde çalıştırmanı istiyorum diyeceğim. Çünkü e, maçın temposu bence taktiksel bir mesele. Yani ne zaman oyunun yavaşlayacağı, ne zaman oyunun hızlanacağı hem takımın konumuna göre hem e, taktiksel dizilişe ve oyuncuların konumuna göre ayarlanması gereken bir şey. O yüzden Patrick Müller'le çalıştırmayı istiyorum. Furkan'a maçın temposuna yön vermeyi huy edinmesi yönde çalıştırmanı istiyorum dedim. Evet bu mantıklı en kısa sürede onu bu doğrultuda çalıştırmaya başlayacağım. Onun gibi iyi karar verebilen oyuncular uyan bir özellik. Ki karar alması 17'ydi. En son 17'ye fırlamıştı. Düşüşe geçtiğinde tekrar 16'ya geldi. Burada orta sahanın bir e, adeta beyni olacak Furkan. O yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. O zaman teknik ekip toplantısına doğru geçelim. Mert Korkmaz'ı e, antrenörlük kursuna gönderiyoruz. Pro olacak. Yani bizim için çok fazla kalıcı olacağını düşündüğümüz bir isim değil ama yine de e, lisansını yapalım istedik. Artık bunlar bizim için çok büyük para değil en azından e, Türk futboluna bir menajer daha e, katmış oluruz ya da bir personel daha katmış oluruz. Biraz aslında gençlerle çalışması yüksek olsa geri kalan özellikler tamam canım. Şöyle bak 15-15-15 11, şurası 11-11 olsa tamam kurtarır. Bir tek gençlerle çalışması zayıf. Belki o da zamanla gelişir mi bilemeyeceğim. Bakacağız devam. Deniz sevindirici bir gelişme gösteriyor hala birincilik seviyesinde standart bir oyuncu kat etmesi gereken çok yol var ama biz kendisine inanıyoruz antrenman performansı çünkü çok iyi Karaklıl kararlılığı var sürekliliği var top kapması yüksek son zamanlarda gelişim gösteriyor futbol ileride belirgin bir şekilde gelişebilir evet şu an hala gözle görülür bir gelişim yok ama hızlanma 11 olursa fizik artık tamam diyeceğiz markaj olursa çok 11 olursa çok güzel olacak bakalım biraz lig başlasın Lig tecrübesiyle piştiği zaman Patlamaları illaki olacaktır Haydi bakalım Beyler İlker'i kulüplere önerdim Gaziantep 100 bin Euro Sonraki satıştan da %20 verdi e, Futbol direktörü de otomatik olarak kabul etmiş Bence fena bir para değil e, Şu an potansiyeli var gözüküyor da, O potansiyel kaç yıldır gözüküyor 2 senedir kiralık gidiyor Gram gelişme yok 19 yaşına geldi 20 maç 35 maç Buca Spor'da patlama yapması lazımdı. Koca sezon yerinde saydı. Biz 100 bin euromuzu alalım yolumuza devam edelim. Sonraki satıştan %20 bizim için güzel olur. Şaka maka burayı da artık 1.5 milyon euroya doğru yavaş yavaş getiriyoruz. Hadi bakalım. Kocaeli Spor da ilk kere teklif yaptı. Şimdi onlar 59 bin euro verdiler. Biraz daha taksitli olacak. Toplamda 110 bin euro. Ama sonraki satıştan elde edilecek kardan pay %40. Sanki Kocaeli'nin teklifi biraz daha iyi gibi geldi bana. Şu an nakit 100 bin, 100 bin euroya çok ihtiyacımız yok. Bence Kocaeli Spor'a gitsin ya. İptal etmesem mi? Hadi hangisine gidiyorsa gitsin. Belki şimdi Kocaeli Spor'u beğenmez. Hangisine gidiyorsa gitsin de. Bence Kocaeli'ne gitse daha iyi olacak bizim için. Evet. Ege ne yapıyorsun? Biraz markaj, biraz ön sezi kıpırdanmaya başladı. Gayet güzel. Dayanıklılığını biraz geliştirsin dedim. Şuralar zaten 10. 11 yaparsa fizik zaten oturmuş olacak. Teknik belirli bir seviyede. Ben Ege'nin çok kısa sürede takıma alışacağını düşünüyorum. Zaten şu an 1.1 ile 3.7 milyon euro arasında bir değeri de var. Hadi bakalım. Haftaya kantema raporuna şöyle bakıyoruz. Meli ve Doğancan kötü performans sergilemiş ama onları henüz uyaramıyoruz. Daha yeni takımı alışma süresinde oldukları için. Deniz her zamanki gibi birinci. Aslanın benim hiç bırakmadı. Yalnız Deniz'le ilgili en ilginç mesele hala 16 yaşında olması. Şaka maka ligi 16 yaşındaki oyuncuyla başlayacağız yani. Herhalde kısa sürede 17 olur diye tahmin ediyorum. 15 yaşında profesyonel oldu beyler. Gerçekten çok erken profesyonel oldu. Evet. Mertcan ikinci sırada. Mertcan'ı kararlılığı yüksek diye tuttum. Yoksa karacık olarak bir özelliği yok ama. Semi üçüncü sırada aslanım benim güzel gelişiyor. Cem burada birinci sırada. Peki 3.5 yıldız net 4.5 olabilir. Kararlılık da fena değil. Bakacağız. Gökhan ikinci sırada aslanım benim. Üçüncü sırada da Mehmet Erdem var. Düşüşteydi yavaş yavaş maç kondisyonu ile birlikte toparlamaya başladı belli ki. Beyler sağ altta milli görev başarımı çıktı. Beni bir heyecan sardı ki sormayın. Barış Alper'e bir gözlemci göndermiştik. Hakikaten fizik harika. Teknik kurtarır. Belki bu sezondan sonra tekniği biraz daha artabilir. Gerçekte hiç fena oynamıyor. Evet ama Maaşını karşılayabilir miyiz? Tahmini maaş 1.2-1.4 diyor. Fiyasa değeri 404 milyon. Bu bizi biraz aşar. Ben size söyleyeyim. Belki ocağa kadar olabilir. Şu an bir e, fena bir e, sinyal almıyoruz Furkan Emin'den. Evet Furkan Emin. <laughs> Ay senin sinyaline Furkan Emin. Bu olmasaydı iyi olurdu Furkan Emin. Allah'ım ya Rabbim. Şu an var ya milli takım teklifine sevinemedim bile. Evet. U19 şampiyonası, U17 şampiyonası, Akdeniz oyunları, ekonomik işbirliği organizasyon kupası. Göktenizi forvete koymuş peki? Dorukan'ı sağ beke koymuş. Ondan sonra niye kovuldum? Evet. Milli takımı şey yaptık. Milli takımı şey yaptık da. Ya Furkan Emin niye böylesin ya? Gerçekten o bahsettiğimiz şey doğru yani. Oyuncu kiralık gidiyorsa gelişmiyorsa. Bazen ne yapar? Hayır oynuyor yani. Güzel işler de yapıyor. Penaltı menaltı aldırdı. Düşüş niye anlamadım. Maç kondisyonunu koruyor diyor. Neyse hadi bakalım devam. Ya birader Ankara gücü nasıl finansal krizde bana bir açıklayabilir mi? Bunlar 9 milyon euro oyuncu satmadılar mı 2 sezon önce? Geçen sezon muydu? Geçen sezon sattılar. parayı ne yaptınız ya? Ankara gücünde bir şeyler oluyor. Bizde de ufak ufak kazadan para gidiyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi de. <laughs> Ankara gücünü komple ortamlamışlar. Allah Allah. Finansal krizde diyor. Buradan bize gelebilecek bir şey var mı? Zihinsel bunun fena değilmiş de. Karar alma dokuz nasıl olacak? Alperen Babacan var. Buradan bize ekmek çıkmaz ya. Yani. Bilet satışları 700 kombine. 800, 800 diyordunuz. 800 bile olmadı 700 de kaldı. Taraftar bizi biraz yarı yolda bırakıyor da neyse artık. Elimizden geleni yapacağız. Günün son karşılaşmasında rakibimiz Leeds United. Furkan meselesi canımızı çok sıktı. Bir taraftan bizi... Ee, Başka oyuncular bakmaya zorluyor. Gelişen özellikleri de var da. Yani karar alma gelişiyor. Ön sezi gelişiyor. Belki bir şimdi oynamaya başladıkça tekrar düzelecek. Çaresiz bir şekilde Furkan Emin'i kazanmaya çalışıyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Oyuncuların maç yükü ağır gözüküyor ama oynasınlar. Maç kondisyonlarını toparlamaları lazım. Yani maç yükü ağır olmadan maç kondisyonu tamamlanmıyor ki bir 5 5 gündür falan oynamıyor. 4-5 gündür oynamıyorlar yani. Özellikle o yoğun tempodan sonra ara vermeye dikkat ediyorum. Sahaya çıkın bütün enerjinizi gösterin diyeceğim. Haydi bakalım. Leeds maçında bari stadyumda olsun ya. Güzel. <laughs> Tribinlerin bir tanesi yok. Hayırdır? Tribünü götürmüşler. Evet oyuncunun taksidini geçirir, geciktirirseniz <laughs> olacağı buydu. Kerim içeri doğru kesti. Var mı vuran? Furkan Emin haydi. Ege iyi e kontrol. Kerim'e verdi. Kerim açısı dar. Gökdeniz yapıştırdı. Ha, yavrum benim be. Premierlik kulübüne hemen bir tane. Dakika daha 5. Güzel. Furkan Emin orada kafa topuna tabi kolonun üzerine çıkabilecek hali yok Ege'den nefis pas pası 15 aslanım benim Kerim orada dikineği gitti gökdeniz affetmedi fena başlamadık daha çok çabalayın diyorum %50-50 Kerim köşe vuruşunu kullanacak Semih şeyi ayarlamayı unuttum penaltıcı olarak şimdi unutmadan o işe gireceğim Maç sonu ayarlamamız gerekiyor ya. Duruma göre unutulabiliyor. Evet kaleci pop. Pascal. Eski kariyerlerden tanıyorsunuz. Uzun bir top. Kerime gelir mi? Kerime doğru değil. Denize doğru uzaklaştırdı. Taylan kafayla indirdi. Furkan yöntem. Kaan. Taylan. Şimdi Gökdeniz'de top. Koşu yoluna doğru verdi. Semi, haydi Semi ilerlemeye devam et rakibe çarptı. Ne oldu? Orada bir faal mi var? Hocam ver gitsin. Hocam ver gitsin. Güle güle Pascal. Hemen pozitif aldım. Biraz daha tabii ki kanatlara doğru açılacağız. Toplar kanatlara gidecek. Furkan 6.8 ile oynuyor. Bir 6 ay dişimi sıkacağım Furkan için ya. Kollarımızı yukarı kaldıralım. Bol bol gol fırsatı yakaladık. Bunun da karşılığını aldık. Haydi bakalım. Güzel bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ali Emre'yi şuradan çıkar. Geri kalanını görelim. Kristensen. Hop. Bravo Semi. İşte çalışkan forvet bu ama tekrar geri kaptırdı derken top şimdi Hamza'da. Hamza orta sahada ilerliyor. Fırsat bulduğunda hücuma çıkar ayarladık. Şu an çalışıyor. Taylan verdi pasını Gökdeniz'e. Haydi Gökdeniz ver. Çok bencil gidiyorsun diyecektim ama öyle bitirdi ki. Hocam gerek yok dedi adeta. Gökdeniz sağ taraftan aldı ilerlemeye devam ediyor. Taylan'a bıraktı. Taylan koşuyu verdi. Tribünler tıklım tıklım. Gökdeniz hop. Ya şuradaki tribüne ne oldu? <laughs> Allah aşkına biri söylesin. Kim götürdü tribünü? Taksidi neyse vereceğiz oyuncunun. Bate. Güey. Uzun bir top. Sağ tarafa doğru kısa düştü. Furkan Emin aslansın. Bir de düşmesen Furkan Emin ya. Bize biraz umut versen seninle yürüyeceğiz yani. Gözlerinin içine bakıyoruz derken semini inanılmaz yapıştırdı. Furkan Emin 6.9 <laughs> bu sezonun olayı Furkan Emin olacak belli oldu. Kerim içeri doğru kesti. Ne yapıp edip kazanacağız. Ver hemen dışarı. Yapıştır Furkan. Kaptırdı. Gray uzun oynadı. Balogun o hatırlıyorsunuz Balogun'u. Çok güzel bir performans sergilemişti. Uzun oynadı sağ tarafa doğru. Benford iyi e kontrol. Merkeze doğru Balogun hop dışarıda. Offside. Bayrakta kalktı zaten. Şunu şöyle biraz daha indireceğim, kaleci çıksın. Evet, ilk yorulan oyuncumuz Kerim. Ekim buradasın. Deniz benden buraya kadar dedi. Emir buradasın. Gökdeniz güle güle. Çok güzel bir maç geçirdi, alkış hak etti. Furkan Emin yoruldu. Furkan yöntem. Meli. Furkan Emin Doğancan. Şimdi Taylanda top. Uzun oynadı ama nereye? Emirhan Baska'ya gelirse gelmedi. Uzun oynadılar. Balogun güzel. Bravo Meli. Tayland. Şimdi uzun bir top. Doğancan. Biz orada bir yanlışlık mı yaptık değişikliklerde? Tamam Melih biraz orta sayar gelmiş de sıkıntı yok. Yo, onayla diyelim. Şimdi Nakajima da top. Al onu. Bravo Doğancan, Aslanım benim. Defansa da yardıma geldi. Emircan bunları çok sık yapardı. Meli, Şimdi Emir'de top. Ege. Verdi pasını Hamza'ya. Hamza koşuyu ver. Semi sol tarafta boşluk olabilir. İki kişinin arasına girdi. Girdi ama çıkamadı. Meli iyi alıyor yalnız topları. Bak Balagun'la itişiyor. Yani Balagun'la itişebilmesi bile büyük bir başarı bence. Hop Nakajima goldeydik. Nakajima affetmedi. Son 10 dakika. Yorulan oyuncularımızı şöyle bir çıkartalım. Şimdi şunu bir düzelt. Tamam. Eren buradasın, Kaan çık, Hüseyin buradasın, Taylan çık, Furkan buradasın. İki değişiklik kaldı ama onlar da oynayacak gibi gözüküyor. İçeri doğru kesilen bir top. Al onu, bravo Melih. Şimdi Emir'de top, Ege kaptırdı. Ekin, Kaan, Emir, tekrar Kaan, tekrar Emir. Uzun bir top sol tarafa doğru Emir'den kötü bir pas. Doğancan. Şimdi Ege'de top. Emir. Kaan. Haydi beyler Hamza. İyi güzel, güzel kurdu oyunu Emirhan. İçeride Semih var çıkma Deniz. Hamza'ya gelirken Grey orada top iyi aldı. Nakajima uzun bir top sağ tarafa doğru. Hop Ekin yetişti. Ekin yol bitti Ekin. Şimdi Ege. Doğancan. Altın Ordu tekrar atağa kalkmaya çalışıyor. Merkeze kadar geldi. Ver sağ tarafı uzun attı. Semi iyi kontrol. Oo. Aşırtmaların kralı benim diyorsun ha. Bence aşırtma yapar diyebiliriz. Çok güzel gol oldu. Evet. Artık İki oyuncu kaldı geriye. Onlar da oynayacak gibi. Nakajima içeri doğru kesti. Hop direğe çarptı top. Emir taca attı güzel. Hamza da yoruldu. Ahmet gel bakalım. Ege bırakmam diyor. 6.5 ile oynuyor ama oynayabildiği kadar oynasın. Yoruldu artık. 3 dakika için kimseye sokmaya gerek yok. Ekin taş atışını kullandı. Melih. Ekin de top tekrar sol taraftan aldı. İçeri doğru kesti. Ahmet iyi vurdu. Ah be. Direkt taf Yalnız bir dört tane atacakmışız. <laughs> Leeds United'a zor tuttular. Gerçi eksik kaldılar da. Evet. Oradaki performansınızdan dolayı sizinle gurur duyuyorum. Kimse bize şans vermiyordu. Tebrikler. Galibiyetle herkesi geçmişe götürdük. Hangi geçmiş? Allah Allah. zamanda Leeds United'la <laughs> Altın orada oynadı da bizim mi haberimiz olmadı? Güzel. Semih güzel bir aşırtmayla ağları sarstı. 19 yaş altında pek bir şey olmamış. Polat 2 gol atmış. Potansiyeli olmadığı için bizi çok ilgilendirmiyor. Şurada Kaan'ı tekrar ayarlayacağım. Ee, yoğunluk seviyesi düşük olduğu için isyan ediyordu da. Biraz şimdi onu normale aldım tekrar. Çünkü maç yükleri iyice artmaya başladı. Sakatlık olmasın. Hemen Semih demişken şurada duran toplar diyorum. Penaltıcımız çık. Aslında Ahmet de fena değil de. Semih, Thiago, Ahmet dedim. Şu üçlü olur. Diğerlerini ayarlamıştım zaten. Şimdi ya bu her şey iyi gidiyordu da Şurada hafif yine bir iki özelliğin artması olumlu bakmak istiyorum. Furkan meselesi bizi sarstı. Bu bir işaret mi acaba? Yol yakınken sol tarafa bir takviye mi yapsak? İşte Naci olsa anında şey yapacağım da. Naci ilgilenmiyor. Yüzde yüzde altmış. Yüz altmış da bize biraz sarsar ya. Ne diyorsunuz? 160 bizi sarsar Başka kimler var Kenan Yıldız Geç Marvin Obuz diye bir oyuncu var Bilmiyorum profili nasıl Valla teklif yapabildiğimize göre Bir Türklük Türk müsün canım Vallahi Türk Obuz, Obuz soyadı Türk olabilir Doğan Elemdar kiralık listesinde Eğer şey, Ali Emre gidecekse ya işte kaleci sıkıntı sorunumuz da olabilir ya. Sırf sol kanat olsa hadi ona göre bir şeyler yaparız da para mara harcarız. Dur bakalım şu hazırlık dönemi bir bitsin. O zaman bölümü bitirmeden önce klasik haydi bismillah diyoruz. Bakalım bu bölüm bir tane e, sürpriz bir tane teknik ekipten birisi çıkacak mı? Bonucci yapamıyor, yapabiliyor muyuz? Geç. Pablo Aymar bendesin değilsin. Mertens bak gel. Kop gel günahlarından. Mustere'ye geç. Gregory Coupe yapma Coupe. Igor. Igor çok artık Pepe geldikten sonra yani. Geç geç. Henry Rende. Edgar Davids'i geç. Kellini. Atiba. Ne halin varsa göre Atiba. Hadi kelliğini gelmiyor anladım da sen neyi beğenmedin Atiba? Biz de Süper ikinci sezonumuzdayız yani. Ayıp denen bir şey var. Raul. Cristiano niye burada gözükmüyor ya? Biz listeye mi eklemedik? Anlamadım ki. Ekledik diye hatırlıyorum. Geç. Yalnız Rende iyi kadro kurdu ha. Menajer Patrick Vieira. E tabi Arsenal'dan arkadaşsın. Çağırdın hemen Henry geldi. Biz de telefon numarasını bulsak bir mesaj atacağız da. Şevşenko ı -ı. monchi bir umuttur yaşamak diyoruz. Hayır. Kırmızı ekran görmeye doyamadık ya. Yani. Neyse. Böyle devam edeceğiz artık. Ya Christ, bizim şu an var ya Cristiano filan neyse de Manzuki işte şeyi kelli niye halledebilmemiz lazımdı. Listede değilmiş ya. Gel aslanım. Tüm milli takıma çağırayım mı? Milli takıma çağırmayayım ya. Bizi altınlarda bizim için daha önemli. Vay be. Aslında milli takıma çağırsam orada bir samimiyet olsa oradan altın ordaya getirsek çok güzel olur da. Öyle bir şey olmadığını bildiğim için hiç zahmet etmiyorum. Ya yani şu an bizi bak bize bir sinerji getirecek yüreğimizi ferahlatacak iki isim var. Manzuk hiç gelecek tamam mı? Bir de kelliğini gelecek 19 yaş altına tamam diyeceğiz. Nasıl bir inatsa bir türlü gelmediler. Evet bir de istiyorsanız satılık listesine bakalım. Artık iyi kötü bir şeyler alabilecek paramız var. Biraz nakit biraz taksitli derken. Berkan gerek yok. Bence biz şu an sadece sol kanat baksak yeter. Diğerlerini hepsini rotasyonlara ayarladık. Zaten haftada bir maç yapıyoruz. Rotasyon filan kullandığımız yok. Bir tek sol tarafa nasıl bir şeyler ekleyebiliriz. Burak asıl mevkisi sağ zaten. Solda oyuncu mu oyuncu yok beyler. Bizim için acı dolu bir 6 ay olabilir. Hatta acı dolu bir sezon da olabilir. Şimdilik kestirmek zor. Şaka maka 4 tane de maç oynadık ya. 4 maçın 3'ünü de oynadı biraz en azından. Ama bazı oyuncular da şey yapmadı. Furkan geri dönmedi. İşte düşmese iyi olacaktı. Bak Hamza nasıl belli ediyor. Hafif Ege kıpırdanmaya başladı. Gökdeniz kaldığı yerden. Semih zaten gümbür gümbür başladı. Bir daha şöyle bakayım. Kerim ne yapıyorsun? Denizde hafif bir kıpırdanma var. Kaan ufak kıpırdanmalarına devam. Taylan yine ufak bir şeyler var. Ali Emre de ufak ufak kondisyonunu kazanıyor. Bakacağız bakalım. Milli takımda şu an çok ilgilenemedik de bir sonraki maçımız ne zaman ona göre bir bakalım. Evet UEFA ligi var. B grupta. 7-9. Daha o zamana kadar çok vaktimiz var. Şimdilik milli takıma konsantre olmaya gerek yok. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.